Başlıyoruz. Merhaba. Merhaba. Pazar toplantımıza hoş geldiniz. Hoş. Bugün iyi misiniz? Harika. Tapınmaya hazır mısınız? Evet. İnternetteki arkadaşlar da hazır mı? Evet. Okey, o zaman başlıyoruz. Kutsal olansın, yaşayan sözsün, yaşam amacımsın İsa, İsa. Tanrı'nın doğru, sağlam kayasın, yaşam amacımsın İsa, İsa. Canımı sevensin, ömen sana taparım. Her şeyim sensin, her şeyim sensin, her şeyim sensin İsa. Her şeyim, her şeyim sensin, her şeyim sensin, her şeyim sensin İsa. Sen muhteşemsin, sen doğaüstüsün, sen yaşam amacımsın İsa, İsa. Çok güçlüsün, sen harikasın, sen yaşam amacımsın İsa, İsa. Canımı sevensin, ömen sana taparım. Her şeyim sensin, her şeyim sensin, her şeyim sensin İsa. Her şey, her şeyim sensin, her şeyim sensin, her şeyim sensin İsa. Hiç kimse değil, çünkü her şey sensin. Her şeyim sensin, her şeyim sensin, her şeyim sensin İsa. Her şeyim, her şeyim sensin, her şeyim sensin, her şeyim sensin İsa. Halleluya, halleluya, halleluya. Thank you.
kararıyla her nesilden insanlara tapınırız. Haleluya, haleluya tapınırız sana Rab. Tapınırız. Haleluya, haleluya tapınırız sana Rab. Sen iyisin. Sin ve senin merhametin sonsuzdur. Rabbiyesin ve senin merhametin sonsuzdur. Bütün ulusların haklarıyla her mevsimden insanlarla tapınırız. Haleluya, haleluya tapınırız. Rabbiyesin ve senin merhametin sonsuzdur. Rabbiyesin ve senin merhametin sonsuzdur. Rabbiyesin. Rabbiyesin ve senin merhametin sonsuzdur. Bütün uluslar. Bütün ulusların haklarıyla her nesilden insanlarla
aslanın tüm gücüyle küpren zorlukta bizimle her bir çökecek önünde Rabbimiz kuzudur boğazlanmış kuzu bütün günahları kaldıran kuzu herdi çökecek aslan ve kuzu önünde herdi çökecek önünde Sarsılmaz.
Halleluya. Bugün bir şey yerinde durmuyor. İstanbul Nehir Kilisesi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen cep telefonlarımız varsa cep telefonlarımızı kapatalım. Ve lütfen sakız çiğnemeyelim. Eğer ağzımızda sakızlarımız varsa onları hemen çıkaralım. İlk defa gelen, bugün bizi ziyaret eden aramızda misafirlerimiz var mı? İlk defa. Hoş geldiniz diyoruz. Sizin için bir hediye paketimiz var. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. İçinde bir ziyaretçi bilgi formumuz var. Onu doldurup arkadaşlara verebilirsiniz. Nehirkilisesi.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Facebook, Instagram, YouTube ve Twitter'dan. Her çarşamba ve her pazar günü Facebook ve YouTube'dan da canlı yayın yapıyoruz. Bizleri oradan da izleyebilirsiniz. Bizlere katılabilirsiniz oradan. 12 dersten oluşan temel derslerimiz var. Bu dersler İstanbul Nehir Kilisesi'nde veriliyor. Temel öğreti bunlar. Eğer temel öğretiyi almak istiyorsanız her pazar günü saat 3'te İstanbul Nehir Kilisesi'nde bulunmanız yeterlidir. Ve gerçekten bu derslerin ilk aşamada çok bereket olacağına inanıyorum. Ve bunları mutlaka almalısınız bu dersleri. Bunun için sizi teşvik ediyorum. Almadıysanız alın. Kilise üyeliği. Eğer siz de Nehir Kilisesi'ne üye olmak istiyorum diyorsanız bunun için pastörlerimizle görüşebilirsiniz. Kilise üyeliği için. Onlar size randevu vereceklerdir. Doğa odası. Pazartesi günü saat 14 ile 16 saatleri arasında, çarşamba günü 14 ile 17 saatleri arasında Şişli ofis binamızda oluyor. Dua odasında kilisenin vizyonu için dua ediyoruz ve o yüzden sadece Nehir Kilisesi, yani kilise üyeleri için geçerlidir bu. O günü gelin oraya, ofis binamızı zaten bütün üyelerimiz biliyor. Orada boş saatlerinizde hep birlikte dua edelim. Çarşamba günü gerçekten kutsal ruh toplantısı diyoruz ama gerçekten kutsal ruh toplantısı oluyor. Saat 19.37.30'da İstanbul Nehir Kilisesi'nde. Siz de gelin ve bize katılın çarşamba günleri. Perşembe günü dua toplantımız saat 7.30'da akşam 19.30'da. O da İstanbul Nehir Kilisesi'nde. Ona da katılabilirsiniz. Dua toplantılarımıza ve dua etmesini bilmiyorsanız ya da nasıl dua edeceğim diyorsanız gelin burada. Pastor Galvil zaten hem dua ediyoruz burada hep birlikte hem de öğreti alıyoruz. Gerçi çok güçlü geçiyor. Katılın, katılın yani öğrenin dua etmesini.
Bu hafta Dunamis Gençlik Toplantısı var. 25 Mayıs Cuma akşamı saat 7'de İstanbul Nehir Kilisesi'nde. 19'da 29 yaş arası, 18 ile 29 yaş arası gençler bu toplantıya davetlidir. Katılmak isteyen herkes gelebilir. Ve Dunamis Yaz Kampı 30 Temmuz 3 Ağustos'ta oluyor Yalova'da. Eğer bizi internetten izliyorsanız hala katılmak için bir fırsatınız var. Tabii gidecek olanlar alkışlıyor, gitmeyecek olanlar da bakıyor. Bunun için Ergül Hanım'dan bilgi alabilirsiniz, kilisemize ulaşabilirsiniz. Sizler de bizlere katılabilirsiniz Dunamis Yaz Kampı için. Yaz kampı da 18 ile 29 yaş arası gençler için. Buradan yaşı söyleyeyim. Yani arayın ve gelin. Bugün su vaftizimiz olacaktır İstanbul Nehir Kilisesi'nde. Vaftiz için hazırız galiba. Evet, hazırız. Kanal Hayat'ta uyanış programı var Pastör Güçlü'nün ve Pastör Leyla'nın bizde programları yayınlanmaktadır. Oradan da pastörlerimizi izleyebilirsiniz. Yardım hizmetleri için de kilisemizin eğer bir bölümünde yardım etmek istiyorsanız bunun için Ergül Hanım'la görüşebilirsiniz. Deyin ki Ergül Hanım, ben şu işten anlıyorum, bana bir görev verebilir misiniz? Biz de tabii ki deriz. Ergül Hanım da tabii ki der ve sizi mutlaka bir görev verir. Amin. Amin. Bakalım bugün güzel bir gün olacak. Amin. Haleluya. Hepimiz ayağa kalkalım. Biliyor musunuz, tapınakta eskiden sandalye diye bir mobilya parçası yoktu. Çünkü herkes Rabbin önünde ayağa kalkardı. Öyle oturup da rahat olmak yoktu. Ama onun önünde esenlik vardı. Ve hala da var. Çünkü Rab aynıdır. Amin. Ve o bize yeter. Your campus,
geri dönmem, geri dönmem. İsa'yı izlemeyi seçtim, geri dönmem, geri dönmem. Çalmanın önünde, dünya kanda, geri dönmem, geri dönmem. Zor durumda, damar.
rağmen sana bağlıyım. Tamamen sana bağlıyım. Nefsinsin gökçe taşı. Sevdiğimde güçle. Sevgimde güçlenir ve fırtına.
Taşımsın, sevgisin, ışıksın, karanlıkta ümitsin, ilaçsın, kırılmış yüreklere. Müthişsin Rab, verdiğin nefesle biz övgü sunarız, övgü sunarız. Verdiğin nefesle biz övgü sunarız yalnız sana. Işıksın karanlıkta, ümitsin, ilaçsın, kırılmış yüreklere. Müthişsin Rab, verdiğin nefesle biz övgü sunarız, övgü sunarız. Verdiğin nefesle biz övgü sunarız yalnız sana. Verdiğin nefesle biz övgü sunarız, övgü sunarız. Verdiğin nefesle biz övgü sunarız yalnız sana. Yeryüzü övgü sunar, yüreğimiz haykırıyor. Müthişsin Rab, yeryüzü, yeryüzü övgü sunar, yüreğimiz haykırıyor. Haleluya. Hep beraber ellerimizi kaldırıyoruz ve ona tapıyoruz. Harika bir Rabbimiz, müthiş bir Rabbimiz var. Onun adını alan herkes kurtulacak. Ve bugün burada Rab aramızda derin işler yapacak.
Kutsal Ruh gücünü ve görkemini dökecek. Yüreklerimizi açacağız. Hatta onun istemediği şeyler varsa yüreğimizde bugün açığa çıkacak. Ve ondan kurtuluş var. Bugün özgürlük var. Onu taklit etmeye çalıştılar. Ama başarısız oldular ve olmaya devam edecekler. Onun yerini dolduracak hiç kimse yok. Bizim yüreğimizi dolduracak, ondan başka hiçbir güç yok. Sparaista toramashe karayendela rabarashta karayendela rabarash. Laryendela rabarashta rabarash. Oryendela. Dillerle konuşacağız. Eğer dillerle henüz konuşmayan varsa şu anda Rab üzerinize ateşi ve gücünü dökecek. Gözlerimizi kapatıyoruz ve konuşuyoruz. Sadece bekleyin, beklenti içinde. Alın. Korabaş karamandalara baraş. Saparayendalara burandora boşikara. Sabarayendalara baramaşşetele. O ramaşta karaması. O ramaşandalara. Söylemesin Rab açım, susuzum, yüreğimi açıyorum. Gel bana dokun, beni doldur. Ateşinle. Haleluya. 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 Beklemeye zaman yok. Her an, ansızın senin yüreğinden çağrıya cevap verecek olan Rab. Durumları değiştirecek olan Rab. Neye ihtiyacımız olduğunu biliyor. Alçak gönülle ona yaklaşmalıyız. Ondan istemeliyiz. Ona tapınmalıyız. Bütün görkemi, bütün yüceliği yeryüzünde ve gökyüzünde ona verildi. Aynı Pentekost gününde olduğu gibi ansızın ateşiyle gelecek. Ve o bugün burada aramızda. Onun adını çağıran kurtulacak diyor. Ne zaman onun adını çağırırsan ona bir fırsat veriyorsun hayatında çalışması için. Yüreğinde çalışması için. İç benliğinde çalışması için. Biz ona yürekten yaklaşıyoruz. Kafadan değil. Haleluya. Şu anda büyük bir Rabbin sevgisini hissediyorum. Hissediyor musunuz? Rabbi sevgisini döküyor şu anda. O kadar çok seviyor ki bizi. Bizi onu sevdiğimizi de biliyor. Oh haleluya. Serasta. Briesta kaşaka. Oh rabaştala ramandala rabaştala. Teryendala rabaştala rabaştala. Loryendala rabaştala. Haleluya Rasta. Yahya suyla vaftiz etti. Ama ne dedi? Benden sonra gelen beni ateşle vaftiz edecek. Ve biz o ateşi aldık. Ve almaya da devam edeceğiz. Ve başkalarını da taşıyacağız. Amin. Sadece kendimizde tutmayacağız. O hayatımızda olan işaretler, belirtiler ve mucizeler var ya, o harikaları başkalarıyla paylaşacağız. Onlara da anlatacağız. Bencil değil.
Bencillik yok. Ulaşım var, ulaşım. Başkalarına ulaşmak. Ailene, arkadaşlarına, tanıdığına, tanımadığına. Onlara bu harika, müthiş ismi tanıtmanın zamanı. Onun adını yürekten haykırmalıyız. Her durumda. İsa. Gel. Ben de yapmak istediklerini yap. Teslim oluyorum sana, teslim. Her alanda. Ruhsal alanda. Fiziksel alanda. Her alanda teslim oluyoruz. Eğer biz ona hayatımızda çalışması için fırsat verirsek, o derin derin çalışacak. Ama biz istemeliyiz. Biz biz alçak gönüllükle ona söylemeliyiz. Rab, şu yüreğimdeki şeyler var ya, senin istemediğin, beğenmediğin ve beni durmadan dürttüğün, bugün onları ben açığa çıkartıyorum. Gel yardım et. Ateşinle yak. Ben özgür olmak istiyorum. Tamamen özgür. Yamalıktan bıktım. Artık yama yapmayacağım yüreğime. Çünkü sen bana etten bir yürek verdin. Onu taze, yumuşak tutacağım. Senin sevginle donatacağım Rab. Amin. Halleluya. Halleluya. İnanıyor musunuz? Onunla her şeyin mümkün olduğuna inanıyor musunuz? Her saniye, her salise sizinle beraber olduğuna inanıyor musunuz? İşte o zaman zafer bize ait. O zaman biz galiplerden üstünüz. Benlikte yapamadığımızı ruhta yapacağız. Onunla beraber aşacağız merdivenleri. Amin. Halleluya. Rab, şükrediyoruz bugün senin harika varlığın için. Müthişsin Rab. Benim kelime haznem çok zayıf. Seni daha fazla övecek kelime üretemiyorum. Ama şunu söylüyorum ki, Rab, seni seviyorum. Baba, seni seviyorum. Halleluya. Ona sevgimizi gösterelim. Şükrederim hayatımızda yaptıkları için. Şükredin değerli kardeşler. Onu ne kadar çok sevdiğinizi, ona ihtiyacımız olduğunu, muhtaç olduğumuzu söyleyin. Sevgisini alalım. Esenliğini hissedelim yüreğimizde. Amin. Halleluya. Rab iyidir. Halleluya. Biz hep sevgiyi ailemizde öğrendik. Bizi çocuk diye sevdiler. Büyüyünce de sevdiler. Evlendiğimiz zaman da sevdiler. Askere giderken de sevdiler. Torunlar olduğu zaman da sevdiler. Ama zaman geçtiği zaman bakıyorum ki o sevgilerde kayboluş var. Ama İsa ile tanıştıktan sonra öyle bir sevgi verdi ki, yeri doldurulmayacak bir sevgi. Eskimeyen bir sevgi. Her an hatırlanıp içimizde yaşayan o sevgi var ya, hiçbir şeyle değişmez. Hiçbir şeyle değişemez. Hayatımızı öyle bir tohum ekti ki, değerli kardeşler, o tohumu yeşertelim ayağımızla. Yeşertelim. O harika meyveyi biz tadalım.
buradan ayrılmadan evvel. Amin. Büyük bir sevgi var burada. Ben çağırdık, Rab sevgisini döküyor. Haleluya. Bunlar sevinç gözyaşları. Çünkü o kederli gözyaşlarımızı zaten aldı kaldırdı. Onun yerine bize sevgi, sevinç, lütuf, bereket ve başkalarına sarılıp kardeşim seni seviyorum demeyi öğretti. O zaman sarılın birkaç kişiye hadi. Birkaç kişiye sarılın İsa'nın sevgisiyle. Haleluya. Haleluya. Ay. İstanbul Nehir Kilisesi'ne hoş geldiniz. Bizi internetten izleyenler de hoş geldi. Amin. Hazır olun, bugün Rab burada derin işler yapacak. Amin. Bakıyorum Facebook'a, herkes yazıyor bugün Pentekost günü diye. Evet, Pentekost günü kutlu olsun. Ama biliyor musun, hayatımızda her gün Pentekost günü. Sadece yılda bir defa, bazı kişilerin dediği gibi bugün Pentekost günü, kutsal ruh var diyerekten biz bir gurur duyamayız. O kutsal ruh bizim içimizde yaşıyor. Her gün bizim için Pentekost günü. Amin. Herkes diyor ki bugün tövbe edin, kurtulun. Biz zaten tövbe ettik, kurtulduk. Alo. Biz artık yanlış konulara değinmiyoruz. Amin. Biraz evvel dedim ya, onun adını andık. Yürekten İsa'yı Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul ettikten sonra kutsal ruhu da içimize aldık. Ama vaptize almamıştık. Amin. Kutsal ruhu vaptize aldıktan sonra her gün bizim için Pentekost günü. Onunla beraber konuşuyoruz. Onunla beraber yürüyoruz. Onunla beraber hareket ediyoruz. Amin. Ve bugün kutsal ruhla vaptize olmayanlar varsa, onu ilk belirtileri bilinmeyen dillerle senin ve benim kendi doğal lisanımızın dışında onun bize verdiği dillerle konuşma armağanı alacaksınız. Ben bundan eminim. Acaba başka bir gün değil. Zaman şimdi. İman şimdi. Ve o armağanı Rab bugün size vermek istiyor. Kutsal ruhla sizi vaftiz etmek istiyor. Burası Nehir Kilisesi. Amin. Haleluya. En önemli şeylerden bir tanesi adanmak. Sadakatli olmak. İyi günlerde el çırpıp haleluya dedik demekten ziyade sıkıntılı ve durumlu olduğu zaman da el çırpıp haleluya diyebilmeliyiz. Rab bizim öyle olmamızı istiyor. Amin. Biz farklıyız, bunun bilincinde misiniz? Biz dünyada yaşıyoruz ama bir dünyalı gibi düşünemiyoruz. Biz farklıyız. O bizim hayatımıza geldiğinden itibaren biz yeni bir yaratık olduk. Yeni doğuş dediğimiz bu. Ruhsal doğuşu aldık. Ama buna sahip olmamız lazım. Bunu sakın kaybetmeyin. Kaybettiğiniz zaman zor oluyor geriye kazanmak. Amin. Sen ne kadar Rab'be yaklaşırsan, ne kadar sadık olursan, başkalarına yaklaşman da o kadar kolay, o kadar sadık olacak. Sende olmayan bir şeyi veremezsin. Ama sende ne olduğunu bilirsen, başkalarına cesaretle yaklaşıp, cesaretle onlarla konuşabilirsin. Amin. Bu çok önemli. Amin. Biz buna paydaşlık diyoruz, değil mi? Haleluya.
Evet. Devam edeceğiz bugün. Bu hafta bu müjdeleme faaliyetleri neler oldu bakalım. Kim bizle paylaşacak? Tanıklıklar var mı? Bir duyalım ondan sonra Pastör Güçlü'nün mesajını dinleyeceğiz. Halleluya, halleluya. İnanılmaz sevgi var şu anda. Esasında biz buna müjdeleme faaliyetleri diyoruz ama bu esasında öyle olmamalı. Bu bizim bir yaşam tarzımız olmalı. Öncelikle bizler nereden geldiğimizi unutmamalıyız. O karanlık dünyadayken, bizler daha günahkarken İsa Mesih'in bizim için öldüğünü her zaman için anımsamalıyız. Ve bunu şu anda o karanlık dünyaya götürmek zorundayız. Bu esasında sadece Rabbin bize verdiği bir emirden ayrı yürekten taşan bir tutku olmalı. Pastor Godwill çarşamba günü diyordu, yüreğinizi sınayın, bakın nedir, ılık mısınız, ateşli misiniz? Ateşli derken ne şekilde ateşlisiniz? Rab İsa Mesih'i dünyayla tanıştırmaya ateşli misiniz? Gerçekten bu müjdeyi, bu karanlık, bu ışığı dünyaya götürmeye hazır mıyız? Oh haleluya. Ve bu sadece haftada belirlenen bir gün, bir saatle olmamalı. Bu her yerde, yaşadığımız, gittiğimiz her yerde İsa Mesih'i beraber götürmeliyiz. Bu dünya şu anda babasız yaşıyor, yetim, öksüz ve babanın kalbi, yüreği sadece bu kaybolmuş oğulları, kızları için çarpıyor. Bizler bunu bir görev için değil de onları kurtarmak için gitmeliyiz ve babayla onları tanıştırmalıyız. Bu hafta biz kardeşler buluştular ve dışarıya çıktık. O 77 kişiye ulaşıldı ve 28 kişi yüreğini İsa Mesih'e verdi. Ve Gloria kardeşimizin bir tanıklığı olacak, onu dinleyelim. İyi akşamlar arkadaşlar. Türkçem pek iyi değil ama umarım anlarsınız. Perşembe günü beraberce Hope ile birlikte eve dönüyorduk. Ondan sonra güllere baktık, çok güzeldi. Şaka olarak dedik, neden Rab güller yarattı? Güzeller diye. O şaka. Ama onunla konuştuk. Hope dedi ki, ona bir sorar mısın? Eğer Tanrı biliyorsa İsa Mesih onu seviyor filan. Ona sordum, ondan sonra çok acıkmıştı. Sonra müjdeyi onunla paylaştık ve hayatını İsa Mesih'e verdi. Amin. Bir de sonraki gün oraya gittik, bir kutsal kitap ona verdik. Türkçe pek iyi bilmediğim halde Türklere gidip müjdelemeye, paylaşmaya çalışıyorum. Lütfen siz de Türkler de biz sizlere ihtiyacımız var yani. Teşekkür ediyorum. Amin. Tabii ki müjdeleme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta pazartesi günü saat 7'de, perşembe günü saat 5'te ve cumartesi günü 7'de Şişli ofis binasından çıkılacak. Ve aynı zamanda bu hafta Bakırköy toplantısı, kadınlar toplantısı da kilisede, salı günü 12'de kilisede olacak. Teşekkür ediyorum. Haleluya. Evet, şimdi ben Berkay kardeşi çağırıyorum. O bizle paylaşacak. Zaman senin. Kısıtlı zaman yok. Amin. Merhaba herkese. Nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Yeşaya 61:1-2 ile başlayalım. Kutsal ruh varlığın için sana teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasın, iyi ki bizimlesin. Seni onurlandırıyoruz, seni yüceltiyoruz. Sen sözünde dedin ki, sözün adımlarımız için çırağı, yolumuz için ışıktır. Sözün burada paylaşıldıkça adımlarımızı yönlendir, yolumuza ışık saç ve gideceğimiz yönü bilelim. Sana şu an teslim oluyoruz.
tüm övgüyü, tüm yüceliği yalnız sana veriyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Haleluya. Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek için yas tutanların hepsini avutmak, Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak, kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni gönderdi. Öyle ki Rabbin görkemini yansıtmak için onlara Rabbin diktiği doğruluk ağaçları densin. Bununla bağlantılı olarak Luka 7:22'ye gitmenizi rica edeceğim. Sonra Yahya'nın öğrencilerine şöyle karşılık verdi. Gidin, görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler görüyor, yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Yeşaya 61:1-2'de ve burada da bahsetti, üzerinde duracağım konu bu, müjde yoksullara duyuruluyor. Burada bahsetmek istediğim konu aslında İsa Mesih'in de burada üzerinde durduğu şey yoksulluk zihniyeti. Yoksulluk bir zihniyet. Yani geçmiş İsa Mesih'e iman etmeden önce çok paraya sahip olup da yoksulluk zihniyetine sahip olan birçok insan olabilir, vardır da yeryüzünde. İsa Mesih bu müjdeyi yoksullara duyurmak istedi ki biz bu zihniyetten çıkalım. Çünkü bu zihniyette olduğumuz sürece para bizim efendimiz olup para bizi yönetecek ve her zaman gördüğümüz durumlara bakacağız, insanlara yardım edemeyeceğiz. Çünkü Tanrı burada bulunan herkesi, internetten izleyen herkesi egemenliği için bir şeyler yapmak için kullanmak istiyor. Onları yönlendirip herkes için Tanrı'nın bir planı var ve bu plan doğrultusunda herkesin yüreğine koyduğu şeyleri yapmak istiyor. Ama yoksulluk zihniyetinde olduğumuz sürece insanlara, ya sadece paradan bahsetmiyoruz, yoksulluk her anlamda zihniyettir. Sen birine zamanını veremiyorsan çok yorgunum, benim kendime ayıracak vaktim var, senin sorununla ilgilenemem diyorsan sen yine yoksulluk zihniyetine sahipsin. Bence. Çünkü zamandan çalıyorsun. Tanrı'nın zamanından. Sana Tanrı'nın verdiği zamanı sen Tanrı'nın senin hayatına getirdiği ve Tanrı'nın senin aracılığınla onun hayatına ekmek istediği kardeşin zamanından çalıyorsun. Onun özgürlüğünden çalıyorsun. İsa Mesih'e iman ettik. Hepimiz geldik. Yani belki herkes böyle değildi ama ben böyleydim. Ben yoksulluk zihniyetiyle büyüdüm. Ben bu ülkede büyüdüm ve yoksulluk zihniyetiyle büyüdüm. Elindekine bakarak yaşamayı öğrendim. Maaşa bakarak yaşamayı öğrendim. Maaşımdan ötesi benim için yoktu. Şunu yapamam, bunu yapamam. Şu plan benim için olamaz. Tanrı'nın bana konuştuğu bir sürü şey vardı yapmamı istediği ama yapamıyordum. Neden? Çünkü elimdeki yok diyordum. Elimde yok diyordum. Peki İsa Mesih bu konuyla ilgili ne diyor? Sadece kendi ihtiyaçlarımızın etrafında dönmemizle ilgili Matta 6:25-34'te ne diyor? Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, niye giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer,
ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar. Bakın İsa bize kıt imanlı diyor. Yani sadece kendi ihtiyaçlarımızın etrafında dönüyorsak, Tanrı bir şeyi yap diyor ve biz yapamıyorsak, elimizdekini veremem, yarın ne yapacağım diyorsan, kıt imanlısın ve kendi dağının etrafında dönüyorsun. Aslında Mısır'dasın. Yani eski anlaşmada İsrail halkı, biz de İsrail halkı değil miyiz? Ruhsal İsrail'iz biz de. Onlar Mısır'dan çıktılar, çölde gidiyorlardı. Çölde giderlerken Mısır onlarla birlikteydi. Mısır'a geri dönmek istediler. Ama Tanrı bizim Mısır'dan çıkmamızı, vaat edilen topraklara gitmemizi istiyor. Her birimiz için, benim için de Tanrı'nın vaat edilen bir toprağı var. O ne? Plan. Tanrı'nın planı. Bolluk, bereket. Ne için peki? Kendimiz için mi? Ben Ferrari'de gezeyim, lüks evde oturayım, havuzlarda yüzeyim, tatilden tatile gideyim diye mi? Hayır. Tanrı'nın egemenliği için, insanların hayatına bir şey ekmek için, Tanrı'nın istediği şeyi ekmek için Tanrı bunu yapmak istiyor. Mısır'dan, onlar da Mısır'dan çıktıklarında yolda gidiyorlardı ama hala kafaları oradaydı. Pırasa yiyelim. Pırasa çok güzeldi. Kölelik güzeldi. Böyle düşünmedik mi? Bilmiyorum sizi ama ben böyleydim. İlk iman ettim. İman ettiğim zaman ya tamam Tanrı iyi tamam her şeyin sahibi zengin ama yani benim durumum da ortada işte yok. Nereden gelecek? Gökten mi yağacak para? Yani elimdeki belli. Gelen maaş belli. Peki. Biz neyiz? Kutsal kitap bizi ne diye çağırıyor? İmanlı. Bu söze iman etmiyorsan niye kendini imanlı diye çağırıyorsun? Dünyada gördüklerine iman ediyorsan sen dünyaya iman ediyorsun. Tanrı sözüne iman etmiyorsun. Eğer Tanrı sözüne göre yaşamıyorsan, Tanrı sözüne göre ilerlemiyorsan o zaman neden kendini imanlı diye çağırıyorsun? Ben senelerce bu yoksulluk zihniyetiyle savaştım. Senelerce. Pastör Güçlü anlatırdı, bakardım. Çünkü zihniyet kıt, kafa kıttı. Almıyordu. Gördüklerimle ilerlemeye alışmıştım çünkü. Ama Tanrı'nın bir planı var. Ve sözünde açıklıyor. Bu söze tutunmazsak, Tanrı bir şey söyledi, evet sözü aldık, ilerliyoruz, o söze doğru gidiyoruz. Harika, müthiş, zıplıyoruz böyle haleluya. Bir hafta sonra ne oluyor ondan sonra? Ya işte tamam sözü aldım da işte durum ortada. Bitirdin o sözü. Orada o sözü gömdün. Sen o sözü konuşacaksın. İbrahim 25 sene çocuğum olacak dedi. Hiçbir zaman vazgeçmedi. 25 sene görmesinin sebebi de imanla ikrar etmesiydi. Eğer sen vazgeçersen tekrar başa dönüyorsun. Gidiyorsun, sözü alıyorsun, ilerliyorsun. Ya böyle oldu. Tekrar aynı dağın etrafında dönmeye devam ediyorsun. Tekrar sözü alıyorsun, tekrar ilerliyorsun, yine geri dönüyorsun. 11 günlük yolu 40 yıla çevirmeyin. 11 günlük yolu 40 yıla çevirmeyin. Çöz zihniyetlerinden biridir ki yoksulluk zihniyeti. Ama Tanrı bizim burada ilerlememizi istemiyor. Belki diyeceksiniz ki yani Tanrı zengin olmamızı istiyor mu? Zenginlik nedir? O zaman şöyle gidelim 2. Korintliler 9:8-10. Her zaman sabahtan başlayıp akşama kadar, ertesi gün yine, her zaman yani. Hiçbir kısıtlama yok. Her yönden ne demek? İşte her yönden. Yani her taraftan.
her şeye. Her şey ne demek? Her şey. Hiçbir kısıtlama yok. Yeterli ölçüde sahip olarak. Bu ne demek biliyor musunuz? Her zaman, her durumda, nerede yaşarsak yaşayalım, bütün ihtiyaçlarımız bizim karşılanacak. Ama kutsal kitap burada durmuyor, devam ediyor. Ondan sonra diyor ki, bunlara sahip olarak her iyi işe, cömertçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. İşte zenginlik bu. Hiçbir eksiğinin olmaması. Sen sanıyor musun ki Tanrı senin eksiklik içinde olmanı istiyor? Ha, mutlu mu oluyor sanıyorsun? Hayır. Tanrı senin bütün ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyor ve her iyi işe. Her iyi iş ne demek? Tanrı'nın planladığı, Tanrı'nın kitabında yazan, yoksula yardım etmek iyi bir iş mi? Kilisenin bir planı var, projesi var. Buna ekmek iyi bir iş mi? Evet, iyi bir iş. Ama buna ekemiyoruz, durumlara bakıyorsak yoksulluk zihniyetine sahibiz. Peki bu yoksulluk zihniyetinden nasıl çıkacağız? Kaleleri yıkan, yoksulluk bir kale ise Tanrı sözü. Balyozu vuracaksın, gözlerinle görene kadar. İbrahim nasıl vaadi aldı? Yeşu nasıl vaadi aldı? Nasıl aldı? İman ettiği için Yeşu vaat edilen topraklara girdi. İman ettiğin şeyi konuşmalısın. İman ettiğin şeyin üzerinde durmalısın. Evet, ben zenginliğe inanıyorum. Kendim için değil. Ben zenginliğe inanıyorum. Tanrı'nın benim için planları var. Tanrı başkalarına benim aracılığımla dokunacak. Bu dünyada yaşıyoruz. Paraya ihtiyaç var. Evet, paraya ihtiyaç var. Peki Tanrı parayı kullanmayacak mı? Kullanacak. Dünyadaki insanlar, dünyasal yaşayan insanlar zenginleşiyor. Bu parayı kullanıyor da. Tanrı kendi egemenliği için kullanmak için sana, bana, bizlere vermeyecek mi? Şu an aramızda oturup da kilisenin finansörü olarak yüreğinde çağrı almış insan yok mu? İş adamlığında büyük yatırımlar yapacak ve Tanrı egemenliğine yatıracak olan yok mu? Tanrı bunları planlamadı mı? Planladı. O zaman ne durduruyor? Bir araya geldiğimizde, kardeşlerle toplandığımızda durumları mı? Ya geçen hafta işte Pastör Tim geldi, şu sözü verdi. Tamam mı? Artık çıkıyoruz bu durumdan. Bir hafta sonra tekrar bir araya geliyorsunuz. Kardeşler çay içerken, ya görüyor musun? Ama bak şimdi ya, yine bu durumu kıramadık. Ne yapacağız şimdi? Tamam, Tanrı söyledi de. Tanrı söylediyse yapar o zaman. Kapat çeneni. Kapat çeneni. Ve Tanrı sözünü konuşmaya devam et. Yeter artık. Dünyadan konuşmayın. Yeter artık. Birbirinize masallar anlatmayın. Tanrı sözünü konuşun. Tanrı'yı yüceltin. Ondan daha büyük. Para ondan daha mı büyük? Daha mı büyük? Para ondan daha mı büyük? Parayı yüceltmiyor muyuz böyle yaparak? Durumları konuşmayın. Kapatın çenenizi. Tanrı sözünü konuşun. Tanrı sözünü konuşun. Yüceler yücesini yüceltin. Haleluya. Haleluya. Kilise, uyan artık. Uyuma. Nasıl sarsacağız biz bu ülkeyi? Nasıl sarsacağız dünyayı? Ayağa kalk kilise. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Çık bu yoksulluktan. Çık. Çık dışarıya. Sen insanlara Tanrı zengindir, her şeyi sağlar diyorsun ama cebinde 5 lira çay ısmarlayacak paran yok. Hadi ya. Haleluya. Bir şey geldi. Haleluya. 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 Gerçekten ben sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Ben kendimden de sıkılmıştım ve çarmıha gerdim ben bu adamı 2 ay önce. Yoksulluk konuşmayacağım. Benim ihtiyacım o an görülmese de konuşmayacağım. Çıktım ben bu zihniyetten. Benim Tanrım her şeyden yüce. Yeter artık. Kesin durumları konuşmayı. Yeter artık. Konuşun Tanrı'nın vaatlerini. Yeter artık. Yeter. Çıkın. Çıkın şu dindarlık zihniyetinden. Çıkın. Dünyaya ışık olacağız. Işığız biz, ışık. Karanlıkla paylaşmayacağız. Onlar gibi davranmayacağız. Biz ışık olacağız, ışık. Haleluya. Haleluya. Tanrı bizim borçta yaşamamızı da mı istiyor?
Şu an gözlerimle gördüğüm borçlar benim de hayatımda var. Ama herkesin önünde söylüyorum. Ben bunun tanıklığını da vereceğim. Kameranın önünde de söylüyorum. Benim Tanrım o borçları silecek. Bana bunun sözünü verdi. Haleluya. Gözlerimle görmedim. Henüz gözlerimle görmedim ama ben inanıyorum. Kime? Berkay'a mı? Hayır be. Ne yapabilir ki o? Yüceler yücesine inanıyorum. Onunla her şeyi yapabilirim. Çünkü benim için bir planı var. Benim için insanların hayatına bir şeyler ekmek için planı var. Borç içinde yaşamamı istemiyor. Benim bolluk içinde yaşamamı istiyor. Ailemizdeki insanların ihtiyaçları olduğunda elim ayağım titriyordu benim eskiden. Para yok, nasıl yapacağız diye. İman et, kıt. İman et, iman. İman et. Ne zaman ben iman etmeye başladım? Ne zaman konuşmaya başladım Tanrı sözünü? Ne zaman bu zihniyet kırılmaya başladı? Ben elimdeki sonuncuyu bile vermeye başladım. Ben anlamıyorum, nereden geliyor bu paralar demeye başladım. Ben artıyorum. Hepimiz artmalıyız. Hepimiz bu konuda sorumluluğa sahibiz. Gerçekten hepimizin sorumluluğu var. Kilise büyümeliyiz. Büyük bir binaya iman ediyoruz. Neden aramızdan biri çıkıp da kilise binasını alacak imanı yok mu? Bence var. Var. Haleluya. Haleluya. Uyanalım. Ayağa kalkalım. Biz insanlara yardım edelim. Yardım edelim. Cebimizdekini idare etmeyelim. İnsanlara yardım edelim. Kime tapıyoruz biliyor musunuz? Kim sizin içinizde yaşıyor biliyor musunuz? Gerçekten biliyorsak eğer, ne görürsek görelim, biz onu konuşuruz. Onun yapamayacağı ne var ki? Onun kıramayacağı ne duvar var? Onun bilmediği ne sır var ki? Bütün güvenim Rab'de benim. Biliyorum, biliyorum söylediği her şeyi yapacak. Tanrı yalancı değil. Biliyorum herkese sözü var. Biliyorum herkese verdiği sözü de yerine getirecek. Ama bizim de sorumluluğumuz var. İman. Tanrı söyledi deyip yatamazsın ya. Yatamazsın, böyle alamazsın Tanrı'nın vaatlerini. Konuşmalısın, ikrar etmelisin. Hissettiğini, gördüğünü konuşmamalısın. Yani iş hayatında zorluk yaşadığında gidip de bir imanlı kardeşine ya ben çok zorlanıyorum, görüyor musun başıma bunlar geldi, işte para yetmiyor bilmem ne. Niye bunu konuşuyorsun? Niye bunu konuşuyorsun? Benim Tanrım beni Mısır'dan çıkardı. Ben şu an çöldeyim ama vaat edilen topraklara gireceğim. Tanrı yalancı mı? Hepimiz yalancı olabiliriz ama Tanrı asla. Tanrı dediyse yapacak. Kilise uyanın lütfen. Sıkıldım ben artık bu masallardan. Sıkıldım. Sıkıldım durumları konuşmaktan. Durumları konuşan hiçbir kişinin yanında durmayacağım. Durumlardan çıkın. Tanrı'nın sözünü konuşalım. Hep birlikte konuşalım. 3 kişi konuşalım. 5 kişi konuşalım. Bakın balyoz nasıl büyüyor. Neleri yıkıyoruz. Biz bu İstanbul'u sarsacağız. Ayağa kalkalım kilise, ayağa kalkalım. Türkiye sarsılacak, İstanbul sarsılacak. Ve bunun için büyük şeylere iman etmemiz lazım. Büyük şeyler, gerçekten büyük şeyler. Çünkü Tanrı çok büyük. Haleluya. Dağıtalım. Zarf almak isteyenler elini uzatsın lütfen. Bir şey isteyeceğim. Zarf almayanlar da zarf alsınlar ve iman etsinler ki Tanrı o zarfı doldursun.
Çünkü kutsal kitap diyor ki ekinciye tohum veren. Şu an ekecek bir şeyin yoksa o tohumu iste, Tanrı verecek. Herkes aldı mı? Baba teşekkür ediyoruz. Varlığın için seni onurlandırıyoruz, seni yüceltiyoruz. Veren her bir yüreği bereketle. Senin sözünde olduğu gibi veren her bir kişiyi bin kat arttır, bin kat çoğalt diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Haleluya. Vaa. <Wow. gülüyor> Berkay. Amin. İşte Berkay'ı bu seviyeye getiren nedir biliyor musunuz? Kutsal Kitap Okulu. Çünkü bazı insanlar şunu düşünüyor. İşte pazar günü, çarşamba günü kiliseye gelerek pastörlerin verdiği vaazlarla yaşantılarını devam ettireceğini düşünüyor. Ama daha çok derin işler var. Ve Nehir Kilisesi'nin Kutsal Kitap Okulu var. Amin. Bizim Kutsal Kitap Okulumuz yıllardır başarıyla devam ediyor. Hem İngilizce hem de Türkçe olarak. Amin. Eğer sizler de Kutsal Kitap Okulumuza katılmak istiyorsanız bizim bilgi şeylerimiz var. Şimdi görevli kardeşlerimiz gidiyor. Bir tane alıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Ve gelecek cumartesi günü okulumuz yeni devreye başlıyor. Salı günü de imtihan varmış galiba. Amin. Şimdi Kutsal Kitap Okulu'nda Türkçe ders grubuna katılan kimler var burada? Ayağa kalksın lütfen. Buraya çağırıyorum sizi, gelin. Gelin katılın, gelin yanımda durun. Öğrenciler gelsin işte, öğrenciler gel. 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 Şimdi gördüğünüz gibi onlar da gelsin. Gelsin. Evet, gördüğünüz gibi yeni başladık. Arapça Kutsal Kitap Okulumuz da var. Bunlar da öğrencilerimiz. Şöyle paylaşalım. Gördüğünüz gibi bir alkış alalım mı bu öğrencilerimize? Yanar. Eğer siz de Rab'den daha derin bilgiler öğrenmek istiyorsanız, bizim Kutsal Kitap Okulumuz sizler için ideal bir yer. Cumartesi günleri saat 2'de başlıyor, akşam 6'ya kadar, haftada bir gün. Ama burada öyle bir dersler var ki, hem öğretmenlerimiz var, videolar var, ama öyle derin konular var ki bunları başka hiçbir yerde sizlerle paylaşamayız. Ve İncil Okulu'nu bitirenler de var. Bitirenler kimler? Onlar da ayağa kalksın. İncil Okulu'nu bitirenler. Haleluya. Amin. Oturabilirsiniz. Şimdi ben mesela birkaç kardeşten bir tanıklık alacağım. Daha evvelde nasıldı? İncil Okulu'na başladıktan sonra neler hayatında değişti, neler oldu diye. Kimden başlayayım? Mesela ben Irina'dan başlayayım. Ben okuldan çok kaçmaya çalıştım ama Rab nerede bulduğunu tekrar beni getirdi. Çünkü gerçekten ben şunu söylüyorum, çok pişmanım. Keşke ben bitirseydim ve burada 40 yılını dönmeseydim. Çabucak yani gerçekten okul müthiş bir şey. Ben okula gittiğim zaman da
inanılmaz böyle o kadar çok değiştiriyor ki o söz, o kadar çok böyle keskin geliyor ki yüreğine. Yani gerçekten yoksul mu? Her şey, bütün problemini oradan bulabiliyorsun. Cevabını, her şey orada var gerçekten. Hayatında iş mi arıyorsun? Okula gel. Gerçekten Rab seni bereketleyecek hiçbir zamanki gibi. Gözlerin böyle kocaman açacaksın ve diyeceksin ki Rab sadece sen yapabiliyorsun. Ve gerçekten Rab olduğunu yani göreceksin. Ben bunu gördüm ve teşvik ediyorum ki geç kalmayın, gelin. Ve hiçbir şey, bakın gerçekten çok engel oluyor. Çok engel. Ben iki tane çocuğumla cumartesi günü de çalışıyorum. Ve inanılmaz engel geliyor. Ama ben diyorum ki Rab, ben sana güveniyorum ve inanıyorum. Ben adımını attım ama sen diyorsun ki aynı Musa gibi suya vurdu ve o zaman sular açıldı, ikiye ayrıldı ve onlar çıktılar ve gittiler. Ben de dedim ki ben bastım, sen arkasında sen yapacağına ve inanıyorum ve güveniyorum. Burada artık sonsuz ve bitti. Artık ben okulunu bu sefer bitireceğim. 40 gün, 40 sene böyle dolaşmayacağım. Ve inanıyorum, inanın ki çok büyük sorunlar inanılmaz Rab'le bereketliyor. Cumartesi günü çalışmasan Rab farklı bir yerde parayı getiriyor. Ve siz de bilin ki uzaksınız, gerçekten adımına bir atın, sadece bir atın, görün Rab dedi, tadı tadın ve bakın Rab ne kadar iyidir. Ben de size Halleluya. Bu bir tanıklık daha. Herkesin hayatında çok farklı tanıklıklar var. Bazı insanlar bir diplomaya, bir sertifikaya sahip olmak için geliyor. Ama o diplomanın, sertifikanı çerçeveli duvar atsan bile sana hiçbir faydası yok. O senin içini değiştiremez. İçini değiştirecek olan sensin. Bir de bakalım eski öğrencilere Murat ne diyor? Ben aslında başka bir kiliseden gelmeyeyim bu kiliseye. Uzun yıllardır imanlıyım ama bu okul bana şunu öğretti diyebilirim. Ondalık ve şunu vermeyi öğretti diyeceğim. Çünkü geçmişteki geldiğim kilisede böyle bir öğretiş yoktu. Ve bunu verdikten sonra hayatım değişmeye başladı. Tavsiye ediyorum gerçekten gelsinler diye. Ben öyle diyorum yani. Çok bereketli. Benim de son dönemlerim zaten. Bitirmek üzereyim. Tavsiye ederim yani. Sizde Türkçe yoktu. Var mı Türkçe? Bir tercüme yapalım. Manal gel. Bir de mesela Arap okuluna katılan öğrencilerden duyalım mesela tanıklık. Gelmişler. Mesela okula geldiklerinde ne öğrenmişler? Hayatları nasıl değişiyor? Mavi. Mavi. بالمدرسة أجينا أنا من أجينا للمدرسة الحياة تغيرت معانا يعني أنا أشياء شفتها تعلمتها كتير حلوة كانت في الكنيسة كلها يعني ما كانت أكو هاي أول كنيسة اللي أشوفها يعني كلش حلوة كانت Ben okula başladığımda bütün hayatım tamamen değişmeye başladı. O أشياء يعني جديده هوايه يعني çok yeni şeyler öğrendim ve hayatıma değişim sağladı. والرب غيرني هوايه اجد بحياه الرب والرب كلش حلو. Tanrı'ya tanıdım ve öğrendiğim şeyleri içimi çok değiştirdi. İnşallah ya Rab kul men yani arifum la arifum yijun lil madrasa ve yetalemu. Umarım bütün tanıdıklarımı buraya gelip öğrensinler. Okula yani katılsınlar. Amin. Yani, amin. Şükran. Yani şükran lil anisa maletna da taallimna. Çok teşekkür ediyorum öğretmenimizi. Çünkü bize her şeyi öğretiyor. Şükran. Amin. Amin habibim. Danya. Kina, el medrese eş amlet la hayatık. Fadda. حياتي عم بتغير كتير بصراحة. Gerçekten hayatım çok değişiyor. وكنت راح سافر. Ben bir karar vermiştim buradan ayrılacağım ve başka bir ülkeye gidecektim. كل ما كنت أقرر أسافر
كنت أرفض يعني أرجع عن قراري. Ne zaman buradan ayrılmaya karar verdiğim zaman geri dönüyorum bu kararıma. كنت دائما أحس إنه وقت كنت أخذ قرار إني أسافر علي ضغط يعني لما قررت إني ما أسافر فجأة الضغط راح وارتحت كتير ولما عم أجي على المدرسة يعني إنه عم حس إنه في شيء بحياتي عم يتغير إنه بقلبي مثل هيك بناء عم ينبني يعني. آمين. Ben zaman ki bu buradan ayrılmayı fikri içimden çıkarttığım zaman çünkü çok baskı hissediyorum bu konuyu düşündüğüm zaman ve bu kararı verdikten sonra. Ama ne zaman ki artık buradan ayrılmayacağımı karar verdiğim anda bu baskı yani baskı üzerimden kalktı ve sevindim ve okula geldikten sonra içimi değişmeye başladım. Ve içim şöyle hissediyorum, içim bina edildiğini hissediyorum. Bu lema kararet andam, talabet min İbrahim onu yisallili mişen andam lehen medresi. Vat ana hek am bahki ma ola yisallili fece ece meshet el Rab alayhi. Amin. Ve kula katılmadan önce İbrahim kardeşime dua istedim. Dedim ki benim için kula başlayabilmek için dua eder misin diye sordum. Ve o anda kutsal ruh üzerime geldi ve beni meshetti. Amin. Sen de bir şey söylemek ister misin? Tabii, olur. Ben de şunu söylemek istiyorum tabii ki de. Bu kiliseye geldim ve okula başladım. Çok problemler yaşadım. Ve Hristiyandım, imanlıydım ama Hristiyan olduğumu şimdi anladım. İsa ile burada, bu kilisede ve bu okulda tanıştım. Ve çok değişti imanımda da. Tanrı'ya bakış açımda, her şeyde bu kilisede ve bu okulda çok değişti. Gerçek İsa'yı tanıdım. Problemlerden geçmeyi öğrendim. Evet. Dua etmeyi öğrendim. Yani herkese de tavsiye ederim. Çok değiştiriyor. Peki hepiniz yeni katılacak öğrencilere okulumuzu tavsiye ediyor musunuz? Evet. Amin. Gördüğünüz gibi değerli kardeşlerimizin çok farklı tanıklıkları var. Eğer siz de bizim Kutsal Kitap okulumuza katılmak istiyorsanız broşür alabilirsiniz. Broşürleri okuyup bilgi sahibi olabilirsiniz. Sorularınız varsa sonra bize dönerekten paylaşabilirsiniz. Ve iki hafta evvel Pastör Güçlü Erman okula katılacak olanlara burs vereceğini söyledi. Yani böyle bir fırsatı kaçırmayın. Okula katıldığınız zaman hiçbir şey ödemeyeceksiniz. Sadece kendinizi getireceksiniz. Orada değişeceksiniz. Tanrı sözünü çok farklı derslerle beraber hayatınızda muazzam bir değişiklik olacak. Ondan sonra göreceksiniz ki bu değerli kardeşler gibi. Hepsi bir seviyede başladı ama seviyeleri yavaş yavaş ne oluyor? Yükseliyor. Siz de bunlar gibi olabilirsiniz ve bitiren kardeşler de tanıklıklarını verdi. Öğretmenlerimiz süper. Çok önemli konu, ders konuları var. Bu yaşam değiştiren konular. Çünkü bir zamanlar ben de bu okulda öğretmenlik yapıyordum. Eşim de öğretmenlik yapıyordu. Hatta o okulun müdürüydü bir zamanlar. Ama şimdi yerimizi başkalarına veriyoruz. Bu bir bayrak yarışı. Eğer katılmak isteyenler varsa şu anda elini kaldırabilir yahut da sonra bizle konuşabilirler. Amin. O zaman biz bu değerli kardeşlerimiz için dua edelim. Hep beraber elimizi kaldıralım onlara. Rab şükrediyoruz bu karar veren değerli kardeşlerimiz için. Sen onların yüreklerine dokun Rab. Kutsal ruhunla dokun. Onları daha fazla bilge sahibi yap. İhtiyaçlarını sen karşıla Rab. Ve onlar aynı biraz evvel burada sunu mesajı veren Berkay kardeş gibi olsunlar. Çünkü ben biliyorum o nereden geldi ama buradaki kardeşler de aynı o seviyelere çıkacaklar. Bir gün buradan başkalarına mesaj verecekler. Onun için ben şükrediyorum. Bu okulun tek amacı bu. Teşekkür ediyoruz İsa Mesih'in adıyla. Amin. Bazıları şunu ilave etmek istiyorum. Bazıları şunu düşünüyor. Yani ben bu Kutsal Kitap okuluna geldiğim zaman çoban mı olacağım? Müjdeci mi olacağım? Peygamber mi olacağım diye. Böyle bir kaydı yok.
Eğer Tanrı'nın çağrısı yoksa belki bir iş kadını olabilirsin. Belki bir iş adamı olabilirsin. Belki iyi bir meslek sahibi olabilirsin. İyi bir anne, iyi bir baba olabilirsin çocukların için. Bunlar da çok farklı bir şekilde. Amin. Onun için bu okul sizi yetiştiriyor. Ektiğiniz tohumu yeşertiyor ve oradan siz meyvelerini alıyorsunuz. Amin. Onun için harika. Ne diyebilirim? Muhteşem. Amin. Halleluya. Sizlerle gurur duyuyoruz. Oturabilirsiniz. Buyurun. Evet. Toplarız. Burası Nehir Kilisesi. O zaman herkes sunuları vermeye hazır mı? Lütfen sepeti koyalım. Rab sevinçle vereni severmiş. Buyurun. Buyurun, sizi davet ediyorum. Okey. Tapınma grubu. Tapınma grubu bize bir ilah söyleyecek. Davet ediyorum. Halleluya. Rab sana şükürler olsun. Bütün yapacakların için. Amin. Sana gelen her şey iyi. Amin. Ve bunu bilmek çok iyi. Hepimiz lütfen ayağa kalkalım. Bu bir alışkanlık olsun. Günahımın yükü ağırdı. Kim taşırdı bu yükümü? Mezardayken gelip buldu. Nefes alan yüreğimde başarısız zamanlarda mezardayken gelip buldu.
beni kurtardın. Görkeminle zincirler kırıldı. Öksüzken bana sığınak oldun. Beni cennetin vatandaşı yaptın. Çok yaralıydım, şifamı verdin. Sevgin sayesinde ben yaşıyorum. Rab göreceğin senin elinde. Adımı duyunca ben mezardan çıktım. Karanlıklardan yok kendine geçtim. Adımı duyunca Halleluya. Oturabilirsiniz. Halleluya. Halleluya. Belki ne olacak diye bakıyorsunuz. Biraz sonra Pastör Güçlü gelecek. Halleluya. Onu bekliyoruz. Halleluya. Rab iyidir. Bize bu sevinci, bize bu coşkuyu veren bir Rab. Amin. Dertlerden, kederden, sıkıntılardan kurtaran bir Rab. Amin. Onun için ben okulu tavsiye ediyorum. Hepimiz orada büyüdük. Çünkü çok derin konular var. Çok çok farklı şeyler var. Hiç ummadığın bir yerde senin hayatının iç varlığında bir köşeye sıkışmış bazı şeyler var ki ondan nasıl kurtulurum diye düşünüyorsun. İşte bu okulda bunlar açığa çıkıyor. İşte temizlenme, aklanma dediğimiz de bu, biliyor musunuz? Yoksa sabunla yıkanmak değil aklanmak. Bazı insanlar öyle giriyor. Ben duşa girdim, yıkandım, çıktım diyorsun. Ama bu değil. Duşta bile belki doğru yıkanmıyorsun. Ama işte ruhsal temizlik, amin, bambaşka bir şey. Kendimizi arındırmak ve tamamen teslim olmayla başlıyor. Yani o kalıntılar var ya, geçmişten gelen kalıntılar, İsa'ya gelmeden evvel o kalıntılar, hemen böyle pıt diye bir zamanda gitmiyor. İnsanlar ona inanıyor. Bazen geliyorlar, diyorlar ki ya geldim bir vaaz dinledim kilisede, hiçbir şey olmadı. Kardeşim diyorum, yani sende o kadar çok çamur var ki ufacık bir su damlasıyla temizlenmez. Onu bol suyla yıkamak lazım. Amin. Öyle değil mi? Ayağımız çamur olduğu zaman, çamurlu yerde hemen bir peçeteyle sildiğin zaman çıkmıyor. İyice temizlemek lazım. İşte hayatımızda da böyle çamurlar var. Geçmişten takıntılarda kalan. Bunların temizlenmesi için de zaman lazım. Bu zamanı biz Rab'le beraber halledeceğiz. Halleluya. Halleluya. Okay, tamam. Canlı yayındayım. Kendimi göremiyorum ama canlı yayındayım. Evet, halleluya kilise. Halleluya. Pentekost pazarı. Pentekost pazarı kutlu olsun. Halleluya.
Evet, geri geldim. Haleluya. Hemen bir Rabbin yanına gidip geldim. Evet, Haleluya Kilise. Pentekost pazarınız kutlu olsun diyorum hepinize. Amin. Beni duyanlar bir Haleluya diye bağırsın. Tamam, çok iyi. Haleluya. Evet, Pentekost pazarı. Pentekost pazarında tabii ki bizim, biliyorsunuz, bizim için Nehir Kilisesi'nde her pazar Pentekost pazarı gibi. Çünkü biz kutsal ruhu öyle tozlu raflardan çıkarıp Pentekost pazarında birazcık göstermiyoruz. Her zaman kutsal ruhun işlemesi, her zaman kutsal ruhun çalışması, her zaman kutsal ruhun gücünün sergilenmesi bizim için ne kadar önemli biliyorsunuz. Ama Elçilerin İşleri 1. bölüme bakalım. İsa'nın en son sözleri. Biliyoruz İsa Mesih geri gelecek, değil mi? Amin. Ama göğe alınmadan önce, bulutlarda kaybolup gitmeden önce, ki bulutların üzerinde tekrar geri gelecek, öğrencilerine verdiği en son söz ve vaat. Onlara bir vaat verdi. Ne dedi? 8. ayette, ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Haleluya. Bunu bakın, orada bir amayla başlıyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü öğrencileri sürekli onun dünyasal egemenliğini kurmasını istediler. İşte sen ne zaman işte dünyasal bir kral olarak yükseleceksin, dünyadaki egemenliğini kuracaksın, bizim Romalı, bize baskı yapan Romalıları üzerimizden atacaksın, sırtımızdan kaldıracaksın, kovacaksın. Ama İsa ne diyor? Ama. Çünkü benim egemenliğim içsel bir egemenlik. Benim egemenliğim göksel bir egemenlik. Benim egemenliğim dünyasal bir egemenlik değil. O dünyasal bir kral değildi ve dünyasal bir egemenlik kurmaya gelmedi. Benim egemenliğim göksel bir egemenlik dedi. Amin. Ve onun egemenliği göksel bir egemenlik. Onun egemenliği İçimizde olan bir egemenlik. İsa öğrencilerine dedi ki, Tanrı'nın egemenliği içinizdedir. Haleluya. Ve göğe alınmadan önce verdiği bu vaat geçerli olan bir vaat. Hala günümüzde geçerli. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Bu gücün amacı nedir? İsa Mesih'e tanıklar olmak. Ve bugün değineceğim konu aslında iki hafta önce uyanış toplantılarında değindiğim aynı konu. Çünkü çoğalmamız gerekiyor. Ve bu güç bizi çoğaltacak olan bir güç. Ve Pentekost günü geldiğinde, ikinci bölüme bakalım. Elçilerin İşleri 2. bölüm. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Bizim de bugün bir arada bulunduğumuz gibi. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ama gördüğümüz gibi Tanrı evleri, binaları doldurmak istemiyor. Bu eski antlaşmadaydı. Eski antlaşmada Tanrı binaları doldurdu. Ama baştan beri Tanrı'nın amacı binaları doldurmak değil. Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığı zaman onları Adem bahçesine yerleştirdi ve aralarında günün serinliğinde, kutsal kitap diyor ki, günün serinliğinde aralarında yürüyordu ve onlarla konuşuyordu. Günün serinliğinde onlarla birlikteydi. Aralarında bir paydaşlık vardı. Tanrı'nın her zamanki amacı insanla paydaşlık içinde olmak. Baştan beri olan amacı buydu. Tanrı insanla kişisel bir ilişki kurmak istiyor. Tanrı insanla kişisel bir ortaklık, kişisel bir paydaşlık, kişisel bir yakınlık içinde olmak istiyor. Baştan beri planı buydu. Adem bahçesi düşünecek olursanız ilk tapınak, ilk buluşma çadırıydı. İlk meskendi. Amin. Tanrı'nın insanla birlikte bir araya geldiği ilk kiliseydi Adem bahçesi. Ama maalesef insan günaha düştükten sonra Adem bahçesinden kovuldu. Ama o zamandan beri Tanrı insanı yalnız bırakmadı ve Tanrı insanla buluşmak için sürekli çaba göstermekte, sürekli çeşitli tasarılarda, planlarda bulunmakta. Daha sonra Tanrı İbrahim'le, Nuh'la buluştu aslında. Gemi de Tanrı'nın Nuh'la buluştuğu bir yerde. Daha sonra İbrahim'le buluştu. Daha sonra Musa'ya bir buluşma çadırı.
yapmasını söyledi. Bir tapınma çadırı, buluşma çadırı. Ve Rabbin görkemi geldi. Çadır tamamlandığı zaman bir bulut gibi o çadırı doldurdu. Ve hatta kutsal kitap diyor ki Musa içeri giremedi. Amin. Rabbin görkemi, Tanrı'nın görkemi o çadırı bir bulut gibi doldurdu. Daha sonra o bulut kalktı ve seyahat etti ve çadırı toparladılar ve o bulutun peşinden gittiler. Tanrı halkını Musa döneminde gündüz bir bulut olarak, gece de ateş sütunu olarak yönlendirdi. Bunlar kutsal ruhun görsel olarak, sembolik olarak görünmeleriydi. Daha sonra bir tapınak yapıldı. Kalıcı bir tapınak ya da betondan, işte taştan yapılan bir tapınak yapıldı. Davut zamanında bu tapınağın yapımı için tasarılar başladı ama Süleyman bu tapınağı yaptı ve tamamladı. Ve yine görüyoruz ki Süleyman tapınağı tamamladığı zaman ve dua ettiği zaman gökten ateş geldi ve kahinler tapınıyordu. Rab iyidir, Rab iyidir, sevgisi sonsuza dek sürer, merhameti sonsuzdur diye ilahilerle 120 kahin tapınağa doğru ilahilerle Rab'ı överek giderken Rabbin yine görkemi bir bulut gibi tapınağı doldurdu. Ve kutsal kitap diyor ki kahinler, tapınaktaki kahinler, görevler görevlerini sürdüremedi. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya Rab. Ha. Rabbin görkemi tapınağı doldurdu. Bir bulut gibi. Haleluya. Sanıyorum şimdi beni de dolduruyor. Haleluya. Dün gece toplantıda aynen böyle oldu. Rabbin görkemi geldi burada ve ben tamamen artık gittim insanlar. İnsanlar, kahinler görevlerini sürdüremediler diyor. Başka bir çeviriye, İbranice'ye bakarsak kahinler ayakta duramadı diyor. İnsanlar soruyorlar neden Nehir Kilisesi'nde insanlar ayakta duramıyor? Niye Nehir Kilisesi'nde insanlar yere düşüyor? Çünkü Rabbin görkemi geldiği zaman insanlar ayakta duramıyor. İnsanlar normal olarak fonksiyonlarını devam ettiremiyor. Neden? Çünkü Tanrı'nın gücü o kadar muhteşem ki Tanrı'nın görkemi o kadar muhteşem ki. Ve Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Tanrı'nın amacı hiçbir zaman binalarda yaşamak değil. Binaları doldurmak değil. Tanrı'nın amacı bizi doldurmak. Tanrı'nın isteği bizi doldurmak. Mesken biziz. Buluşma çadırı biziz. Tapınak biziz. Yeni antlaşma altındayız. Artık eski antlaşma ortadan kalktı. İsa tamamlandı dediği zaman çarmıhta. Eski antlaşma tamamlandı. Eski antlaşma ortadan kalktı. Yeni antlaşma dönemi açıldı. Ve yeni antlaşma döneminde Tanrı bizleri kendi elleriyle yaptığı, kendi benzeyişinde ve kendi suretinde tasarladığı binalarda, çadırlarda, tapınaklarda, bizlerde yaşamak istiyor. Zaten 1. Korintliler'de öyle diyor. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu bilmiyor musunuz? 6. bölümde diyor ki kutsal ruhun tapınakları olduğunuzu bilmiyor musunuz? Bizler kutsal ruhun tapınaklarıyız. Kutsal ruh bizi doldurmak istiyor. Ve yeni antlaşma döneminde artık kutsal ruh imanlıları dolduruyor. Ve gördüğünüz gibi İmanlıların hepsi bir bina içinde toplanmış bulunuyordu. Yine 120 kişi aynen Süleyman'ın tapınağının döneminde nasıl 120 ezgici, 120 ilahi söyleyen, müzisyen Rabbi yücelterek, Rab iyidir, haleluya, sevgisi sonsuza dek sürer diye ona tapınarak tapınağa doğru ilerliyordu ve Rabbin görkemi geldi. Bizler de Rabbi yücelttiğimiz zaman, Rabbin iyiliğini ilan ettiğimiz zaman ki bu çok önemli. Bu çok önemli. Rabbin iyiliğini anlamak,
Rabbin iyiliğini tanımak çok önemli. Musa Rabb'e yalvardı. Dedi ki, Rab bana görkemini göster. Rab bana görkemini göster. Ve Rab cevap verdi. Dedi ki, bütün yüceliğimi, bütün görkemimi önünden, pardon, Rab bana görkemini göster. Ve Rab dedi ki, bütün iyiliğimi önünden geçireceğim. Adımı önünde duyuracağım. Musa, Rabbin görkemini görmek istediği zaman Rab ona iyiliğini gösterdi. Ve adını onun önünde, ismini onun önünde ilan etti. Ve görüyor musunuz, Rabbin iyiliği ve Rab görkemi ne kadar birbiriyle bağlantılı. Rabbin görkemi Rabbin iyiliğidir. Rabbin iyiliği Rabbin görkemidir. Ve maalesef işte en büyük problemimiz bu kilise dünyasında. İnsanlar Tanrı'nın sözünden uzaklaşıyorlar ve dindarlaşıyorlar. Ve gerçekten dindarlık o kadar kötü bir şey ki. Çünkü dindarlık hiçbir zaman Tanrı'nın iyiliğine odaklanmıyor. Dindarlık Tanrı'nın görkemine odaklanmıyor. Dindar kiliselere gidin, ne Tanrı'nın iyiliğinden bahsedilir, ne Tanrı'nın görkemi sergilenir. Sadece kuru ritüeller olur. Sadece işte gerçekten sert bir Tanrı, bir nevi kuru ve uzak ve soğuk, donuk bir Tanrı, merhametsiz bir Tanrı sergilenir. Lütuf ve merhamet sergilenmez. Lütuf, merhametten bahsedilmez. İnsanlara yapmaları gereken şeyler, yerine getirmeleri gereken kurallar, insanlara performanslarına dayalı ritüeller, Tanrı'nın sevgisini ve beğenisini kazanmak için yapmaları gereken, sergilemeleri gereken, göstermeleri gereken çabalar onlara her zaman vurgulanır. Ve insanlar da maalesef kendi benliksel performanslarıyla, benliksel çabalarıyla bir şeyler yapmaya, bir şeyler başarmaya çalışır. Ama gerçek Hristiyanlık bu değil. Görüyoruz, kilisenin nasıl başladığını görüyoruz. Pentekost pazarı, insanlar Pentekost pazarında kutsal ruha sadece kutsal ruhu ağızlarıyla onurlandırıyorlar. İsa Ferisilere böyle dedi, Tanrı'yı ağzınızla onurlandırırsınız ama yüreğinizle onurlandırmazsınız. Tanrı, kutsal ruhu gerçekten ağzımızla değil yüreğimizle onurlandırmak nedir? Kutsal ruhun gelip yüreğimizi doldurması, Tanrı'nın yüreğimizde yaşaması, kutsal ruhun hayatımızı güçlendirmesi. Ve bakın, o evi dolduran kutsal ruh. Kutsal ruh evi doldurdu. Ama bununla yetinmedi. Çünkü bu yetmiyor. Bu bizim için yetmiyor. Sadece Tanrı için yetme değil, bizim için yetmiyor. Tanrı'nın bize ihtiyacı yok sonuçta. Yani Tanrı, biz olsak da olmasak da Tanrı bir bütünlük içinde. Ama bize şu anlamla ihtiyacı var. Başka kırık, kayıp canlara ve insanlara ulaşmak. İsa Mesih'e tanıklar olmak için bize ihtiyacı var. Bizim tanıklar olmamızı istiyor. Başka insanlara tanık olması gereken bizleriz. Amin. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp, görüyor musunuz? Dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi. Hepsi. Herkes hepsi desin. Hepsi. Siz imanlı mısınız? Evet. İmanlılar bana şöyle bir ellerini sallasın. İmanlılar şöyle bir haleluya diye bağırsın. Haleluya. Okey. İmanlılar. İmansızlar değil, imanlılar. Mesih İsa'ya iman edenlerin hepsi kutsal ruhla doldular. Görüyor musunuz? Tanrı'nın ilk önce evi tümüyle doldurdu diyor ama bu yeterli değil. Bizim için yeterli değil. Bizim için yeterli değil. Sonra imanların hepsi kutsal ruhla doldular. İmanlılar doldular. İlk önce ev doldu, daha sonra imanlılar doldular. Çünkü Tanrı binalar, taştan, betondan yapılmış binalar, evlerde mesken kurmak istemiyor. Tanrı bizim yüreklerimizde mesken kurmak istiyor. Amin. Ve ne diyor daha sonra? Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Yeni diller. İsa demişti Markos 16'da. Yeni dillerle konuşacaksınız. Başka diller, yeni dillerle konuşmaya başladılar. Ruhun onları konuşturduğu. Yani öyle bir doldular ki. Öyle bir doldular ki. İçlerinden taşan kutsal ruh ağızlarına da yansıdı. Amin.
Bu büyük bir olay. Neden? Çünkü Yakup diyor ki dili hiç kimse dizginleyemez. Dil bedeni, bütün yaşamı yakan bir ateş gibidir. Ne demek o? Çünkü dille çok hata yaparız diyor. Ama diliyle hata yapmayan, diliyle hata yapmayan yetkin kişidir. Peki dili nasıl dizginleyeceğiz? İnsanlar diyor gen vurarak birçok hayvanı evcilleştirmiştir ama dili evcilleştiremez. Dincilik, gelenekler, dini ameller, dini ritüeller, dini kurallar, dini yasalar dili evcilleştiremez. İnsan kendi benliğiyle benliğine egemen olamaz. Kendi benliğiyle benliği öldüremez. Çünkü benlikte günahlı bir yapı var. Ancak kutsal ruhun ateşi onu yakar, içimizde kül eder. Ancak kutsal ruhun ateşi ve kutsal ruhun gücü sayesinde benliği öldürebiliriz. Çünkü kutsal ruh benlikten üstündür. Benliği ezebilmek, benliği çarmıha girip öldürebilmek için, benliğe egemen olabilmek için, benlikten daha güçlü ve daha üstün olan bir güce ihtiyaç var. İçimizdeki dünyadakinden üstündür. Dünyada benlik egemen. Ama içimizde kutsal ruh varsa kutsal ruh sayesinde ruhsal, kutsal, güçlenmiş, donanmış yaşamlar sürdürebiliyoruz. İsa ruhun gücüyle donanmış olarak diyor. Çölden çıktı. 40 gün 40 gece oruç tuttu ve ruhun gücüyle donanmış kutsal ruh üzerine indi ama ondan sonra onu çöle yönlendirdi. 40 gün 40 gece çöldeydi ve benliği, çünkü insani yapıya sahipti, doğal bir yapıya sahipti ama o doğal yapıyı tamamen öldürdükten sonra ruhun gücüyle donanmış olarak ve tamamen %100 ruhun gücüyle yaşayarak çölden çıktı ve hizmetine başladı. Görüyor musunuz? Bu günümüzde insanlar kutsal ruhun gücü olmadan hizmete atılıyorlar. Kutsal ruhun gücü olmadan Tanrı için hiçbir şey yapamayız. Ha, birçok şey yapabilirsin ama kayda değer, sonsuzlukta ödüllendirecek ve Tanrı'nın egemenliğinde katkıda bulunacak ve Tanrı'nın egemenliğinde işe yarayacak hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. İsa zaten bunu vurguladı Yuhanna 15. bölümde. Bende kalın, ben de sizde kalayım, sözüm sizde kalsın, o zaman çok meyve verirsin. Bende kalmayan ne dedi? Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey. Haleluya. Ve Pentekost günü kutsal ruhla doldular, başka dillerle konuşmaya başladılar ama orada durmamalıyız. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Görüyor musunuz? Dindar Yahudiler. Pentekost günü o geleneksel Pentekost kutlamalarını, Hasat Bayramı'ndaki kutlamaları yapmak için gelmiş olan dindar Yahudiler. Pentekost bayramı Hasat Bayramı'ydı. Hasatın toplanması gereken bayram. Amin. Ama sadece dindar bir şekilde kutlamaya geliyorlar. Hasat masat yok. Anlıyor musunuz? Bugün de dünyanın birçok yerinde insanlar Pentekost bayramını dindar bir şekilde kutluyorlar. Ama hasat masat yok. Niye? Çünkü kutsal ruhun gücü yok. Kutsal ruhun gücü olmazsa hasat olmaz. Ve bakın ne diyor? Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. O kadar güçlü bir ses ki ses duyuldu. Artık sesimizin duyulması lazım. Amin. Türkiye'de sesimizin duyulması lazım. Kilisenin sesinin duyulması lazım. Korkak bir kilise, güçsüz bir kilisenin sesi duyulmaz. Ancak cesur bir kilisenin, ruhun gücüyle donanmış bir kilisenin sesi duyulur. Haleluya! Haleluya! Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşa kaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde. İnsanlar toplantılarımızı izliyorlar. Diyorlar hayret ve şaşkınlık içinde. Ne oluyor? Bakın bu konuşanların hepsi Celileli, hepsi Türkiye'li değil mi? diye sordular. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda partlar, medler, elamlılar var. İranlılar varmış. Araplar, Mezopotamya'da, Yahudiye'de, Kapadokya'da. Pontus ve Asya elinde. Yani Anadolu.
Frigya ve Pamfilya, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var. Araplar var mı aramızda bugün? Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine bunun anlamı ne diye sordular. Bunun anlamı ne? Ne olabilir? Başkaları ise bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler. Ben dün taze şarabı fazla kaçırdım. Sabah uyandığımda da aynı şarap etkisiyle devam ediyorum. Kardeşler, taze şarabı fazla kaçırmanız gerekiyor. Biraz için şimdi, taze şarabı fazla kaçırmaya başlayın. Birkaç yudum değil. Kondip. Pastör Hamdi nerede? Pastör Hamdi. Pastör Hamdi. Pastör geldi. El koymaya başlayın herkese. Taze şarabı fazla kaçır. Hayır, oturdukları yerde, oturdukları yerde, oturdukları yerde insanlara el koyun. Etrafı, her yanı dolaşarak. Taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler. Doldur herkesi Rab. Şababa rekalama talamanda bakasa takalaba. Taze şarabı fazla kaçırmış bunlar. Kutsal ruhun şarabı. Şarapla sarhoş olmayın diyor Efesler 5:18. Ama kutsal ruhla dolun. Şarapla sarhoş olmayın, kutsal ruhla dolun. Ateş! Aleluya. Aleluya. Kilisede insanlar doluyor. Bizi izliyorsanız şu anda canlı yayında ateş gelsin üzerinize. Siz de taze şarabı biraz fazla kaçırmalısınız bugün. Rabbin sevinci ve Rabbin ruhuyla dolmalısınız. İnsanlar sarhoş gibi oldu diyor. Sarhoş gibi. Sarhoş gibi olmuş. Alay ediyorlar. Üç çeşit tepki var. Üç çeşit tepki. Bazıları hayret bir şaşkınlık içinde. Bu nedir diye soruyor.
Bazıları alay ediyor. Daha sonra göreceğiz de bazıları da kurtulmak için ne yapmalıyız diyorlar. O gün 3000 kişi kurtuluyor. 3000 kişi İsa Mesih'e iman ediyor. Görüyor musun sen? Hasat toplanıyor. Hasat toplanıyor. Hasat toplanıyor. Hasat bayramında can hasatı oluyor. Pentekost'un amacı kiliseyi hasatı toplamak için güçlendirmek. Pentekost gücü kiliseyi hasatı toplamak için güçlendirmek. Canlar kazanmak için. Kaybolan canlara ulaşmak için kiliseye olağanüstü, doğaüstü güç vermek. İmanları güçle donatmak. İsa ne dedi? Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Sorgulayanlar olacak hayret ve şaşkınlık içinde. Bu nedir diye. Her zaman oluyor. Ondan sonra alay edenler de olacak. Bu da oluyor. ...96 yılında Türkiye'ye ilk geldiğim yılda yazın dediler kiliseler arası bir kamp var. Dedim haleluya gideceğim orada insanlarla tanışacağım. Kampa gittim. Ben her sabah kalkıyorum. Ve Yalova'daki o kamp yerinde çıkıyordum. Denize bakıyordum ve orada dua ediyordum. Tapınıyordum. Dillerle dua ediyordum. Ondan sonra farkında değil. Orada sabah gelen bazıları varmış. Gençler ve bazı kişiler işte benim dillerle dua ettiğimi duymuşlar. Ondan sonra tabii herkes dillerle konuşmaya ve dua etmeye karşı. Bunlar daha önceden zehirlenmiş insanlar olduğu için inanmıyorlar. İşte şüpheyle bakıyorlar, alay ediyorlar. Ondan sonra adım çıktı. Orada bütün kampta baktım benimle alay etmeye başladı insan. Böyle... taklidimi yapıyorlar. Yanından geçiyor böyle bazı insanlar. Anne ne böyle hani beni alay ettiler bütün hafta. Oradan beri o zamandan beri zaten adım çıktı. Kaç sene oldu o zamandan beri adım çıktı. O zaman alay ettiler. O zamandan beri alay ediyorlar. Umurumda da değil. Şimdi geri dönüp bakıyorum. O gün benimle alay eden insanları hatırlıyorum. Birkaç, hatta bir iki tanesi vardı. Bütün kamp boyunca benimle alay ettiler. Şu anda var ya ortada bile yoklar. Ne kilisede görürsünüz, ne önderlik yapıyorlar. Hiçbir şey yok. Ortada bile yoklar. Kaybolup gittiler. İşte görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Ya kutsağın gücünü alacaksın, kaybolan canlara ulaşacaksın ya da sen kendin kaybolup gideceksin. O günden beri canlara ulaşıyoruz. İçimizde yanan bir ateş var. İçimizde canlar için yanan bir tutku var. Kaybolan canları kazanmak için içimizde yanan bir ateş var. Çünkü bu hasat ateşi içimizde yanıyor. Hasat ateşi. Hasat ateşi. Şimşon'un yakaladığı tilkiler, kuyruklarını bağladı ve ateşe verdi. Onlar... tarlaya koştular, hasatı yaktılar. Hasat yanmaya başladı. Ateşi kardeşler. Bunun üzerine 11'lerle birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. Ey Yahudiler ve Yeruşalim'de bulunan herkes. Bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabah 9'u. Bazılarını açıklamak gerekiyor ama kutsal ateşi üzerine inince hiç açıklamaya ihtiyaç yok. Ama dışarıdan izleyenleri açıklamak lazım. O yüzden bizi dışarıdan izleyenlerin için açıklayayım. Gördüğünüz peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Adam 700 sene önce bildirmiş.
Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılar düşler görecek. Bir ilahiyatçı bunu şöyle açıklıyor. Gençler genç olduğu için hayal kurarlar da yaşlılar da yaşlandığı zaman geçmişe bakarlar pişmanlık içinde. Kurtar bizi bu ahmaklardan. Bu olağanüstü bir şey. Bu ruhsal görüm. Yaşlılar görümler, düşler görecek, gençler görümler. Ben bugün hizmetteysem, gençken, 25 yaşındayken İsa Mesih'i gördüğüm için, doğaüstü bir şekilde gördüm İsa Mesih'i bir görümde. 12 Kasım 1995'te ve o gün beni Rab çağırdı ve ruhuyla mesetti. Amin. O günler kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Bu kısmı gerçekleşiyor kardeşler. Bu kısmı gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor. Peygamber Yoel'in bu peygamberliksel bildirileri. Peygamberlik etmek iki katlı. Öngörmek ve ön bildirde bulundurmak değil mi? Önceden görmek ve önceden bildirmek işte. Peygamberliğin bir kısmı o. Geleceği görüp önceden bildirmek. Amin. Diğer kısmı da Rabbin ruhuyla konuşmak. Önceden gördü ve bildirdi bunu. 19. ayet diyor, yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler. Bu da gerçekleşiyor. Bu geçen hafta olağanüstü bir belirti gerçekleşti. Yeruşalim'de olan bir olay. Peygamberliksel bir söz gerçekleşti. Son günlerin belirtilerinden bir tanesi daha gerçekleşti. Geçenlerde Kuzey Kore açılmaya başladı müjde için. Yakında İran açılacak. Yakın Suudi Arabistan açılacak. Kapalı hiçbir ülke kalmayacak. Tanrı'nın egemenliğinin bu müjdesi bütün uluslarda duyurulduktan sonra son gelecek. Bütün ülkeler açılıyor. Kapalı hiçbir ülke kalmayacak. Son günlerin belirtileri gözlerimizin önünde gerçekleşiyor kardeşler. Ayık ve uyanık olma zamanı. Zamanı boşa harcamama zamanı. Amin. Haleluya. Sonra diyor kan, ateş, duman, bulutları görülecek. Bu henüz gerçekleşmedi. Bunları birkaç kere gördük. Ama son günlerde gerçekleşecek olan olağanüstü olaylar var. Bunlar henüz gerçekleşmedi. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce, hemen önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. Ayın kan rengine döndüğü zamanlar oldu son zamanlarda. O zaman Rabbin adıyla, o zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak ve bu şekilde bitiyor. O zaman, hangi zaman bu son günlerde? Rabbi adıyla İsa Mesih'i, Rab İsa Mesih'i adıyla çağıran herkes kurtulacak. Ve daha sonra Pentekost vaazını veriyor Petrus ve insanlar soruyor. Kurtulmak için ne yapmalıyız? 41. ayette onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Görüyor musunuz? Çünkü sordular. Kardeşler ne yapmalıyız? 37. ayette Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak
ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Kutsal ruh armağanını almak. Kutsal ruh Tanrı'nın bize armağanı, kiliseye armağanı. Bu armağanı elinle itemezsin. Bu armağanı hor göremezsin. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için. Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Gördüğünüz gibi bu vaat Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Günümüzde de geçerli. Dindar öğretiler diyor ki artık bunlar bitti, mucizeler bitti. Armağanlar sona erdi. En son elçiyle birlikte elçilerin işleri dönemiyle kapandı, gitti, bitti. İblisin en büyük yalanlarından birisi. Dinsel bir yalan. Amacı ne? Kilisenin gücünü çalmak. Kilisenin gücünü çalmak. Kiliseyi güçsüz bırakmak. Etkisiz kılmak. Ama biz güçsüz, etkisiz bir kilise değiliz. Haleluya. İblis güçsüz, etkisiz, dindarlaşmış bir kilise istiyor. Niye? O kilise çünkü hiçbir şey başarmıyor. Bakıyorsunuz, dindarlaşmış. İnsanlar yaşlanıyor, ölüyor gidiyor ve cemaat kayboluyor. İstanbul'a bakın, bir sürü boş kilise var. Eski, geleneksel kiliseler. Neden? Çünkü ne müjde duyuruluyor, ne insanlar yeni doğuş mesajını alıyor, ne insanlar kutsal ruhla doluyor, hiç. Ondan sonra bakıyorsunuz yine başka protestan kiliseler diyorlar, Pentekost ateşi yok. Ondan sonra yıllardır Rab'be yalvarırlar, o ya Rab uyanış gönder. Ama uyanış nasıl geldi görüyorsunuz. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses ile geldi. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine inmesiyle geldi. Sen uyanış istiyorsun ama bunu istemiyorsan o zaman uyanış yaşayamazsın. 20 yıl daha ya Rab uyanış gönder diye yalvarırsın ama uyanış olmaz. Çünkü uyanış ateşle başlıyor. Kutsal ruhun ateşiyle başlıyor. Amin. Ve geçen geldiğimde 2 hafta önce paylaştığım konuya tekrar değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Yaratılış 1. bölüm 28. ayette Rab insana verdiği ilk buyrukta verimli olun çoğalın dedi. Verimli olup çoğalmak. Verimli olup çoğalmak bize verilen buyruk. Meyve verin. Yuhanna 15'te İsa öğrencilerine konuştu ve dedi ki bende kalırsanız ben de sizde kalırsam bol meyve vereceksiniz ve Babam sizin bol meyve vermenizle yüceltilir. Bir imanlının meyve vermesi lazım. Ama bir imanlı nasıl meyve verecek? Bir imanlının meyvesi nedir? Pazar günü kiliseye gelmek mi? Hayır. Kilisede hizmet etmek mi? Güzel, bunları yapmak önemli. İlahi söylemek, görev almak, temizlik yapmak, çocuklara hizmet etmek, bunlar önemli. Kilise içi hizmetler ama eninde sonunda. Bakın, verimli olun çoğalın dedi İbrahim. Adem ve Havva'ya. Onlar doğal olarak çoğaldılar. Anlıyor musunuz? Doğal olarak çocukları oldu ama bizim ruhsal olarak çocuklarımız olması gerekiyor. Tanrı'nın çocukları, ruhsal çocuklar. Yeniden doğan kişi Tanrı'nın ruhsal çocuğudur. Biz de Tanrı'nın yeniden doğarak Tanrı'nın ruhsal çocuğu olduğumuz zaman, amin, İsa Mesih'in öğrencileri oluyoruz. İsa ne dedi? Gidin bütün ulusların müjdeyi duyurun. Ama orada kalmadı. Öğrenciler yetiştirin. Size öğrettiğim her şeyi onlara öğretin. Bir kişi iman ettikten ve yeniden doğduktan sonra İsa Mesih'in öğrencisi olmalı. Maalesef kiliseler iman etmiş ama öğrenci olmamış olan insanlarla dolu. Anlıyor musunuz? Pazardan pazara, hatta ayda belki bir gelip oturup giden ama hiçbir zaman doğru düzgün İsa'nın öğrencisi olmamış olan İnsanlarla dolu. İsa'nın öğrencisi olmanız gerekiyor. Bu ne demek? Adanmanız gerekiyor. Öğrenmeniz gerekiyor. Büyümeniz gerekiyor. Amin. Ve verimli olmanız gerekiyor. Verimli olan ya da meyve veren bir öğrenci nedir? Çoğalan öğrencidir. Bir öğrencinin çoğaldığını nasıl bilirsin? Başka öğrenciler yetiştirir. Amin. Gerçek anlamda meyve veren, verimli olan bir öğrenci çoğalan bir öğrencidir. Kendini çoğaltan bir öğrencidir.
Öğrenci çoğaldığı zaman meyvesi nedir? Başka öğrencilerdir. Amin. Ruhsal çocuklardır. Tanrı'nın ruhsal çocuklarının çoğalmasıdır. Ve bize kiliseye verilen görev budur. Ve bu da bunun içinde kutsalın ateşi ve gücü gerekiyor. Öğrenci yetiştirmemiz gerekiyor. Amin. Elçinin İşleri 6. bölüm 7. ayeti paylaşmıştım 2 hafta önce. Rabbin verdiği bir sözdü. Bu kafamdan çıkan herhangi bir söz değildi. Bu Tanrı'nın kilise için verdiği, bu mevsimde verdiği söz. Yapmamız gereken, bize verdiği söz. Elçinin İşleri 6. bölüm 7. ayet ne diyor? Böylece Tanrı'nın sözü yayılıyor ya da Kitab-ı Mukaddes'te dediği gibi Tanrı'nın sözü büyüyordu. Yeruşalim'deki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyordu. Ya da öğrencilerin sayısı çoğalıyordu. Hatta kahinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Yahudi, Levili kahinlerin iman çağrısına uyması. Muazzam bir olay. Bu Türkiye'de imamların iman çağrısına uyması gibi bir şey. Öyle büyük bir uyanış. Nasıl olacak bu? Kutsal'ın ateşini alan kilisenin müjdeyi duyurmasıyla, Tanrı'nın sözünü yaymasıyla ve öğrencilerin sayısının artmasıyla, öğrenci yetiştirmesiyle. Amin. Öğrenciler yetiştireceğiz. Sizlere sevinç evlerinden bahsettim. Evden eve, ilk kilise gibi evden eve müjdeyi taşıyacağız. Sadece pazar günü birkaç saatlik toplantıyla kalmayacağız. Ama müjdeyi evlere, insanlara taşıyacağız. Amin. Amin. Çağrımız bu. İsa Mesih'in öğrencileri olmak, daha sonra da öğrenciler yetiştirmek. Bakın, Elçinin İşleri 12'ye gidin. 12. bölüm. Kutsal'ın ateşi ve yeni şaraptan bahsederken herkes coşuyordu. Niye şimdi sessizlik çıktı ortaya? Öğrenci yetiştirmeniz gerekiyor dediğim için mi? Çünkü bir sorumluluk var. Ateşi aldıktan sonra sorumluluk üstleniyoruz. Sorumluyuz. Bu ateşte bir şeyler yapacağız. Sadece pazar günü gelip kilisede eğlenmek için değil bu. Pazar günü gelip donatılıp gidip diğer pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi insanlara ulaşmak ve öğrenciler yetiştirmek için. Herkes bir öğrenci yetiştirebilir. Herkes bir kişiye ulaşıp bir öğrenciye öğretebilir. Size meydan okuyorum. Herkes dua etmeye başlar. Rab bana bir öğrenci ver diye. Önümüzdeki 3 ayda orada herkes bir öğrenci bulup yetiştirip kiliseye getirirse 2'ye katlanırız. Ondan sonra bunu herkes bir kere daha yaparsa 4'e katlanırız. Anlıyor musunuz? Böyle. Bir öğrenci için dua etmeye ve iman etmeye başlamanız lazım. Elçinin İşleri 12-24. Tanrı'nın sözü ise yayılıyor, etkisini arttırıyordu. Haleluya. Tanrı'nın sözü büyüdü ve çoğaldı diyor. Tanrı'nın sözü sizde büyüyecek ama ondan sonra sizde büyüdükten sonra başkalarında da aktarılarak çoğalacak. Amin. Çoğalma zamanı geldi. Sevinç evleriyle evlere giderek, Rabbin bu sevincini evlere taşıyarak, kurtuluş sevincini evlere taşıyarak, öğrenciler yetiştirerek çoğalma zamanı geldi. Amin. Pentekost ateşinin amacı bu. Bu hasat ateşi. Ellerinizi kaldırın şimdi. O Rabba şekene bambarada baka sapataba. O Rabbanla. Şebereke. Torobo Rabbaki tarala bababa sentero buraba şikataramanda. Haleluya. Mamba. Rebosa tabara. O Rab, hasat ateşi yüreklerimizde yansın. Kutsal ateşi bize hasat için, çoğalmak için, öğrenciler yetiştirmek için harekete geçirsin. Haleluya. Mambrona, Şembranata, Baba, Rebosoko, Rabba, Itamar, Galabosotoko. Haleluya. Bizim aracılığımızla büyüsün, çoğalsın, yayılsın. İsa Mesih'iyle öğrencilerin sayısı çoğalsın, arttıkça artsın diye dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Bu ateş evlere yayılsın. Sevinç evleri çoğalsın. Haleluya. İsa Mesih'in adıyla. Teşekkürler. Teşekkürler Rab. Teşekkürler Rab. Evet, bu sevinç evleriyle, sevinç ev gruplarıyla buna güzel bazı yapılar yerleştirerek önümüzdeki günler, haftalar içinde
olağanüstü işler yapmaya başlayacağız. Amin. Haleluya. Hepimiz çoğalmalıyız. Rabbin sözü bizde büyümeli ve çoğalmalı. Öğrenci olmalısınız. Öğrenci olmalısınız. Haleluya. Haleluya. Pastor Galbil, şimdi ben bunu toplantıyı sana devredeceğim ve öğrenci olmak konusunda ve insanların adantısı konusunda bu konuda bir çağrı yapıp insanlar için dua etmeni istiyorum. Amin. Amin. Pastor Hamdi ve Pastor Galbi. Haleluya. Öğrenci olmayan, öğrenci olma zamanı geldi. Rabbe adanma ve Rabbin sözünü öğrenip büyüme zamanı geldi. Ayda yılda bir kiliseye uğramakla bu olmayacak. Maalesef yıllardır insanlar böyle yapıyorlar ama bu değişiyor. Görüyoruz. Ve değişme zamanı geldi. İsa Mesih'in adıyla. Haleluya. Dillerle dua etmeye başlayın. Şikarara babasa katata morra mandele boso kotorobo. Hepinizi çok seviyorum. Başla. Şapara yantalara braba başa katara brama maşata. Sapara mandalara brama maşaka. Sapara mandalara braba başa karendalara. Sapara mandalara brama maşaka rendalara brama kora mama şentalara braba baba. Şapara mandalara braba başa karendalara. Para mama şakata braba mama. Şapara mama şentalara. Evet, öğrenci yetiştirmek isteyenleri çağırıyorum. Dua edeceğiz. Korama şekara yentelara brama şetele. Orama maşekatarlara brama ma. Şapara mama maşekatara. Oramandelara braba başekatara yentelara brama ma. Kor yentelara brama şetelara brama. Gözlerinizi kapatıp ellerinizi kaldırın. Ve benden son tekrar edin. Rab, bana bir öğrenci ver. Onu izleyeceğim, onu takip edeceğim, onunla beraber Nehir Kilisesi'ne geleceğim. Kutsal Ruh, benim bu görevi yapmamda yardım et. Ben bu konuda sadık olacağım. İsa'nın adıyla. Ve şimdi dillerle dua ediyoruz ve biz de size el koyup dua edeceğiz. Korama şekara brama maşa tera brama. Herkes, kilisedeki herkes, bilmeyen dillerle dua ediyoruz. Bilmeyenlere Rab sana dua verecek. Koraba şekara brama maşetelere, saparama boşekatara brama şe, şabara mama şentelere brama andelere, doraba baba şekara mama, şapara mandelere brama şe. İsa'nın adıyla ateş, ateş, ala baba baba. Ateş! Ateş yenirenci. Koraba şekere mambo. Koraba şekere bambosta. Taraba baba şekere. Ateş! Yeni öğrenci. Aleluya. Aleluya. Ateş. Ateş. Aleluya. 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 Ateş. Ve herkes için geçerli bu. Sadece bunu 3-5 kişiden beklemeyeceğiz. Amin. Aynı müjdeleme faaliyetlerine hep aynı kişiler çıkıyor. Ve her zaman duyuruyoruz. Siz de onlara katılın diye. Yahut da bulunduğunuz yerde, çevrede. Belki bir yakınınız, belki bir komşunuz, belki bir arkadaşınız. Onlarla paylaşın. Yakın olduğunuz insanlarla paylaşın. Amin. Evet, dillerle konuşmaya devam ediyoruz. Korama şekara brama maşetel. Korama maşekatara brama maşekere. Taparama maşekatara brama maşetel. Tabara Öznur. El koy insanlara Öznur. Korama şekara brama şetel. Saparama maşekatara brama. Şabara endelara brostak. Ramandalara brama şabara mandolara braş. Or Rab kutsal ruhunu dök, dokun onlara Rab. Verdikleri sözün arkasında kalsınlar İsa'nın adıyla Rab. Koramaştelere beste bramande sapata resta papa para mama şakatara o roşiketere lebere mentelere bramaşte
Santora badora bashikatara bramama Shabara yendelara bramama shentele Sapara Cenk Kora mama shentelara Rab dua ediyorum ki onun çevresi var, arkadaşları var. Sen onun yüreğine öyle bir kişiyi koy ki Rab, onunla paylaşsın. İşte onun için o bir öğrenci olacak İsa'nın adıyla korra şekaramamba barabashi kataramamba ba harabashi kataramandalara bramanda soporamandalara bramama şekara la barama şekora bandora basi saparamama şekatara koramandalara bramanda sapapaparama şekara korama şentere şu arkada durabilirsin. Evet Rab, bu kardeş. Bu kardeşi de kullanacaksın Rab. Ona da sen bir öğrenci ver Rab. Ve onu izleyecek, takip edecek. Onu buraya çağıracak. Ve ondan sonra Rab onun hayatında çok daha derin işler yapacak. İşte böyle olacak. Kendine olanı aktaracak. Ona o ismi ver İsa'nın adıyla. Halleluya. 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 Rabba başa katara. Brambo ramandalara braşte. Sambo ramandolara siesta pa şapa para mandalara brama. Rabam baba ramam baba şapa ramandalara brama şi şapa ramam boşi kara brama maşetelere. Ateş. More, more, more. More people, more people, more people. Hallelujah. Luve, luve. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Rab Pastör Güçlü'ye bu mesajı verdi. Bizim de kilise olarak itaat etmemiz gerekiyor. Amin. İtaat etmemiz gerekiyor. Berkay, ikizini bulman lazım. Rab bana dedi, ikizini bulman lazım. Onu yetiştirmen için. Halleluya. Halleluya. Neli gel. Rab diyor ki ulaşacağı kişiler var diyor. Rab dua ediyorum ki bu kardeşimizi kullan Rab. Ona bir öğrenci ver. İsa'nın adıyla. Olanını ona nakletsin Rab. İsa'nın adıyla. Halleluya. Halleluya. Bu çağrı sinyali. Bu çağrı sinyali. Haleluya. Çağırıyor. Haleluya. Haleluya. Yani bir karar verdiğiniz zaman bu karar Rab tarafından tasdiklenecek. Bakın ben Müslümanlıktan gelen bir ailenin çocuğuyum. Ve ben eski inancımda hiç kimseye Müslümanlığı metheder, onu alıp bir yerlere getirip
onu evim camiye çağıran yahut da onunla bir şey paylaşan bir insan değildim. Çünkü orada bir bilgi yetersizliği var. Kimsenin fazla derin bir bilgisi yok. Ne yapacağını bilmiyor. Ama ben iman ettikten sonra Rab yüreğime, şuradaki olan yüreğime, buraya değil, şuradaki yüreğime Tanrı sevgisini ve insanlara paylaşma ateşini verdi. Ve Amerika gibi bir yerde müjdeleme faaliyetlerine başladım. Benden daha genç İncil okulu öğrencileriyle beraber sokaklarda, apartmanlarda, parklarda insanlarla müjdeyi paylaşmaya başladım. Ve ondan sonra Rab hayatımdaki değişiklikleri yaptı. Eski Hamdi'yi yeni Hamdi yaptı. Çünkü Rab bizi itaat ederek yürekten ona bağlanmamızı istiyor. Hani her fırsatta bazen bir şey oluyor ki yürüyorsun ya da bir yerde oturuyorsun. Rab diyor ki şu insan diyor. Tanımıyorum ya. Hayır işte o insan. Eğer Rab sana o insana merhaba de, sohbet et diyorsa onu yapacaksın. Merhaba ben sizi tanıyor muyum? Bir yerde tanıştık mı acaba diye yanaş. Elini sık. Ondan sonra sohbet et. Kendini tanıt. İnsanlar sohbet ederekten bir insanlarla tanışıyor. Diyeceksin ki sen müjdeyi paylaştığın zaman herkes mi? Evet dedi. Hayır. Ama ben şunu öğrendim. Dediler ki bir insanla müjdeyi paylaşırken sana hayır diyen varsa bu kişisel değil. Zaten seni tanımıyor. Onun için hiçbir zaman kişisel almayacaksın. Ondan sonra başkası diyeceksin. Başkası diyeceksin. Ve hiçbir zaman insanlara kızmayacaksın. Ben İsa'dan bahsettim. Niye algılamadılar? Niye kabul etmediler? Yok. İsa hiç kimseye zorunlu baskı yapmadı. Sadece bir seçim verdi. Dedi ki bu şeytan, bu benim. Oyunu kime kullanıyorsun? Eğer oyunu İsa'ya kullanırsan kazanacaksın. Amin. Çünkü kutsal kitapta Yuhanna 10. bölüm açıkça bizim düşmanımızın kim olduğunu söylüyor. İblis diyor, iblis yani şeytan. Çalmaya, mahvetmeye, öldürmeye gelir. Her alanda, ruhsal alanda, fiziksel alanda, finansal alanda. Amin. Onun için ona fırsat vermeyeceğiz. Oyumuzu İsa için kullanacağız. Eğer ben bir soru sorsam kimler hayatında değişim istiyor diye %100 herkesin eli kalkar. Ama sen o elini kaldırdığın zaman ki o kararın arkasında mısın? Ona yürekten algılayacak mısın? Yoksa toplumda birisi elini kaldır diye sen de mi kaldıracaksın? Karar bizim değerli kardeşler. Eğer biz Rab'le beraber bize açtığı bu yolda yürümek istiyorsak onunla beraber olmak lazım. Ve bizim Rabbim bize verdiği iyi işleri onlarla paylaşmamız lazım. Ama her şey bende toplansın derse kaldıramazsın. Bir zaman gelir ki onu kaybedersin. Çünkü başkasıyla paylaştığın zaman, o içindeki ateş tekrardan yanacak. Yoksa o zaman geçtiği zaman o ateş külleniyor. Onun için biz ne diyoruz? Yeniden adan diyoruz insanlara. Amin. Haleluya. Rab iyidir, harikadır. Amin. Haleluya. Biz her toplantının sonunda bir iman çağrısı yapıyoruz. Biliyorum burada değerli kardeşlerin çoğu Rab'de ama bizi sonradan izleyenler için bunu yapmak zorundayım. Lütfen herkes gözünü kapatıp başını önüne eğsin.
bugün buradasınız veya bizi internetten izliyorsunuz. Size bir soru sormak istiyorum. Eğer bir anda ölecek olsan, geleceğini nerede geçireceğini biliyor musun, emin misin? Ama bugün Rab senin için iyi bir fırsat veriyor. Bizim inandığımız Rabbimiz. Ve kutsal kitap diyor ki, eğer sen yürekten inanır, ağzının onu ikrar edersen kurtulacaksın. Ve bugün ben burada olanlar ve bizi izleyenlere bir fırsat veriyorum. İlk defa İsa Mesih'i Rabbi kurtarıcısı ve efendisi, babası olarak kabul etmek isteyenler varsa sizinle ve sizinle beraber dua edeceğim. Ve biraz sonra bana cevap vermenizi isteyeceğim. Benim ikinci çağrım belki daha evvel İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul ettiniz. Başka bir ortamda, başka bir zamanda. Ama bugün düşündüğünüz o geçen zaman süresi içinde ben o ilk sevgimi kaybetmişim. O ateş küllenmiş. Ama Rab bugün o sevginizi tekrar size yüklemek, ateşinizi tekrar körüklemek istiyor. Ve sizin bugün gelip onun önünde adanmanızı istiyor. Eğer siz böyle bir kişiyseniz sizin için ve sizinle beraber dua edeceğim. Son çağrım ise belki iman ettiniz, kurtuldum dediniz ama durumlardan dolayı bir şüphe içindesiniz. Belki de iblis size diyor ki sen kurtulmadın, nasıl bir karar verdin farkında mısın? Ama bugün kurtuluşunuzdan emin olmanız lazım. Eğer bu çağrı sizinse sizinle beraber dua edeceğim. Üç çağrı yaptım. İlk defa iman etmek isteyenler, yeniden adanmak isteyenler Rabbimize ve kurtuluşuna emin olmak isteyenler. Bu çağrıya kilisemize cevap verecek kişi varsa lütfen elini kaldırsın. Eğer internetten çağrı varsa lütfen elini kaldırsın. Elinizi görüyorum. Başka var mı? Elinizi görüyorum. İnternetten var mı başka çağrı? Elinizi görüyorum. İndirebilirsiniz. Evet. İnternetten var mı bu çağrıya cevap veren? Yok, o zaman herkesin bana bakmasını istiyorum. İki kişi elini kaldırdı, sizin için dua edeceğim. Lütfen üç kişi lütfen ayağa kalkıp sizi buraya davet ediyorum, dua edeceğim. Yapacağımız dua sizin verdiğiniz için olacak. İlk defa iman etmek isteyenler, yeniden adanmak isteyenler ve kurtuluşundan emin olmak isteyenler için. Amin. Gördüğünüz gibi bu çağrıya siz cevap verdiniz. Hiçbir zorlama yok. Onun için dua edeceğiz hep beraber. Onun için lütfen gözlerinizi kapatıp sağ elinizi kaldırın. Çünkü bütün bereket, bütün görkem cennetten gelecek. Benden sonra şunu söylüyoruz. Sevgili Rab İsa, tekrar ediyorsunuz. Sevgili Rab İsa, şu an bütün günahlarımdan dolayı tövbe ediyorum. Seni hayatıma davet ediyorum. Gel, beni yenile, beni akla, beni temizle. Ki bundan sonraki hayatım senin istediğin gibi olsun. Kutsal ruh, yüreğime gel, beni doldur, bana güç ver, bana şifa ver, beni bereketle. Seni seviyorum. Eminim ki sen de beni seviyorsun. Teşekkür ediyorum. Rab bana bugün bu fırsatı verdiğin için. Ben seni Rabbim, kurtarıcım, efendim olarak çağırıyorum. Şükrediyorum bana bu fırsatı verdiğin için. Teşekkürler sevgili Rab İsa. İsa'nın adıyla. Amin. Bana bakabilirsiniz. Bu yapmış olduğunuz dua, sizin vermiş olduğu karar göre bütün günahlarınız, bütün problemler bağışlandı. Amin. Amin. Bütün bu bağışlandı. Ama buna sadık olmak lazım. İsa'da kalmamız lazım.
onun istediği gibi bireysel bir kişi olmamız lazım. Amin. Ben de dua edeceğim. Rab bu kardeşimizi bereketle. Bu duadan sonra onunla beraber Rab bu bayanımızı, kardeşimizi bereketle. Esenlik içinde ona dokun. Tepesinden ayaklarının ucuna kadar şifa ver. Yüreğindeki bütün durumları düzelt. Ona yol göster. Ona ışık ol Rab. Rab dua ediyorum değerli kardeşimiz için. Onun için de Rab sen planların var. Ne isterse yüreğindeki olanlar aklansın, temizlensin, güç kazansın. İsa'nın adıyla. Amin. Haleluya. 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 Hep beraber ayağa kalkalım. Ellerimizi kaldıralım. Rab bu harika Pentekost gününde ruhunla burayı doldurduğun için şükrediyoruz Rab. Burada hayatımızda yaptıkların için, kulaklarımızı açtın, işittiklerimiz için ve bundan sonra Rab senin planında yürüyeceğimiz için, bizi güçlendirdiğin için şükrediyoruz. Teşekkürler Rab İsa. Bütün görkemi, bütün yüceliği sana veriyorum. Ve ben de dua ediyorum ki Rabbin şifası, Rabbin bereketi hepinizin üzerine olsun. İsa Mesih'in adıyla. Rab hepinizi bereketlesin. Sizleri seviyoruz. Çarşamba günü görüşmek üzere. Esen kalın. Su vaftizi olacaklar, beklesinler. Tekrar görüşmek üzere. Bizi internetten izleyenler hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Amin.